Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam her pazartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi öğretim üyelerimizden Sayın Doçent Doktor Oktay Yazıcıoğlu bu akşam bizlere Çürük Teşhis Yöntemleri isimli sunumunu gerçekleştirecek. Oktay hocamıza sözü bırakmadan önce ben her zamanki gibi bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi bizlere gönderdiğiniz takdirde en iyi şekilde yanıtlayacağımızı belirterek sorularınızı beklediğimi ben iletmek istiyorum. Ve keyifli sunumlar dileyerek sözü Oktay Yazıcıoğlu hocamıza bırakmak istiyorum. Keyifli sunumlar diliyorum tekrar. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım eğer varsa, sevgili meslektaşlarım, hatta çok değerli öğrencilerim eğer varsa hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Bugün size çürük teşhis yöntemleriyle ilgili yeni bir gelişme ve kullanılan yeni bir iki yöntemle ilgili ve tabii ki eski bilgilerle biraz harman yapmış olduğum bir sunum yapacağım. İlk slaytımda üniversitemizin yıkılmadan öncesindeki giriş kapısının fotoğrafını koyarak başlamak istedim. Çok özledik üniversitemizi. Deprem sonrası yıkılmasıyla beraber araya da giren pandemi dolayısıyla fakültenin özlemini çekiyoruz. Şu anda çok şükür hasta baktığımız ufak bir klinik var ama gene de fakültemizin yerini tam olarak tutmuyor. Özlemle yeni böyle güzel bir diş hekimliği fakültesi binasıyla beraber tekrar hizmet vermeye ve orada arkadaşlarımla beraber çalışmaya can atıyorum. Burada araya gireyim mi Oktay'cığım? Tabii ki Ses hocam. geliyorsa. Çok yakın zamanda bu yaz kendi binamıza kavuşacağız. Tabii ki Beyazıt Kampüsü'nde. Ama daha sonrasında da Çapa ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda gelişmeler var. Fakat pandemi dolayısıyla Çapa'daki bazı değişiklikler oldu ve bina yıkımları da gerçekleşecek. Bunları bekliyoruz. İkinci etapta da Çapa kampüsünde de yerimizi biz alacağız. Bununla ilgili de gelişmeleri ben geliştikçe ve netleştikçe zaten herkese duyuracağım. Bu müjdeyi de vermiş olayım. Bu yaz Bezdeciler'deki binamıza yerleşeceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da orada faaliyet göstereceğiz deyip sözü ben sana bırakayım yine. Peki, mutlu Yani ettiniz teşekkür hocam ediyorum bu beni. arada. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çürük teşhis yöntemlerindeki gelişmeler ile çürük erken dönemlerde tespit edebilmekte. Bu da erken dönemlerdeki lezyonların kontrol alınmasına ve iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Şimdi burada eski yöntemle yapılan diş tedavisi veyahut da diş hekimliği girişimciliği diyeyim tam anlamıyla birkaç eski resim görmektesiniz. Bununla ilgili geçenlerde de bir video seyrettim. Hindistan'da seyyar bir diş hekimi yolda diş hekimliği faaliyetini yerine getiriyor. Çok da değişik bir videoydu. Hasta geliyor, gene Hintli bir vatandaş ve dişi çekilecek belli ki. Videonun sonundan anladığım şekilde. Hastaya bir muz veriyorlar öncesinde. Hasta gayet böyle güzel muzunu yiyor. Yedikten sonrasında bir 3-4 tane kuvvetli vatandaş sağından solundan tutuyor. İşte şu alt köşede görmüş olduğunuz fotoğraf gibi hastayı bir sabitliyorlar. Ve ondan sonra da hastanın dişi çekiliyor. Ve gayet mutlu mesut pozisyonda devam ediyor. Tabii ki bu tür şeyleri normal hayatta Türkiye şartlarında, Türkiye'de bu tür şeyler görmüyoruz. Ama özellikle savaş zamanında veyahut da sahra şartlarında da bazı çürükleri, tespit edilen çürükleri ART denilen atravmatik restoratif tedavi diye geçen seyyar şartlar altında çürüğü temizleyip işte ufak bir mixing pad üzerinde karıştırmış olduğumuz ufak bir cam ionomer kaviteyi açmış olduğumuz kavitenin üzerine uyguladığımız ve geçici bir acil çözüm üretmiş olduğumuz vakalarda var. Tabii ki klinik ve muayenehane şartlarında bu tür şeyler pek yapmamız imkan yok. Aeratörün çalışmadığı
durumlardan bahsediyorum, sahra şartlarından bahsediyorum. Şimdi fizyolojik olarak diş sert dokuları ile tüklük arasında sürekli bir iyon alışverişi var. Malum ağzımızda bir tüklük var. Bu tüklüğün içerisinde de bulunan kalsiyum, potasyum ve flor ve sürekli bir denge halinde devam ediyor. Ve dişten sürekli bir kalsiyum tuzlarının çözülmesi söz konusu ve kalsiyum, potasyum tuzlarını. Bunlar çözülmeye başlamasıyla beraber bu olayı biz demineralizasyon diyoruz. Biraz teorik bilgi olacak ama sonrasında tekrar tüklüğün içerisinde biriken bu kalsiyum ve potasyumun tekrar diş üzerine yapışmasına da remineralizasyon diyoruz. Şimdi bu sürekli olan bir şey dişimizin üzerinde ve ağzımız içerisinde sürekli olan bir siklus şeklinde devam ediyor. Ha, ne zaman bu siklus bozuluyor? Demineralizasyon prosesi devam ederken remineralizasyon prosesinde ufak bir sekte meydana geldiği zaman işte o zaman çürük başlangıcı diye nitelendirdiğimiz bir yıkım ortaya çıkıyor ve çürük kaviteleri oluşmaya başlıyor. Tabii ki ağız içerisinde yemek yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Asitli yiyecekler veyahut da yemiş olduğumuz besinlerle beraber bir asit atağı meydana geliyor. Şimdi bu tabloda görmüş olduğunuz farklı farklı numaralar var. pH değerleri, hepimiz pH'in ne olduğunu biliyoruz. pH zaten çok karışık bir kavram gibi geliyor birçok insana. pH'in düşük olması bir anlamına geliyor. Aslında sayı ne kadar, pardon, pH'in yüksek olması bir anlamına geliyor. pH 1 neredeyse en yüksek pH, yani en asidik manasında geliyor. Zaten 1 ile 14 arasında pH skorları bildiğiniz gibi skorlanıyor. Bizim için kritik pH 5,5 ile 4,5. Neden 5,5 ve 4,5 önemli? Çünkü dişin yapısı, hidroksiapatit yapısı 5,5 pH'da çözünmeye başlıyor. Peki ne olacak? Yani biz 5,5 pH'ın altına hiç düşürmeyecek miyiz ağzımızı? Hayır, öyle bir ihtimalimiz yok. Yediğimiz yemeklerle, içtiğimiz içeceklerle beraber sürekli olarak pH'ımız 5,5'un altına düşüyor. Ama tükrüğün tamponlama etkisiyle beraber bu tekrar kritik dediğimiz pH'ın üstüne doğru çıkıyor. Şimdi burada bir de 4,5 var, kafaları karıştıran başka bir şey. Kritik pH'lardan 5,5'tan daha düşük bir pH neden daha kritik? Çünkü ağzımızda diş macunuyla beraber almış olduğumuz florla beraber kalsiyum hidroksiapatit yapıları florapatit yapısına dönüşüyor ve florapatit yapısındaki bir diş dokusunun çözülmesi birazcık daha zor. Çözülmesi için daha asitli bir ortam gerekiyor. O zaman da kritik pH 4,5'a düşüyor veyahut da yükseliyor tam anlamıyla. pH daha yükseldiği için. Yani dişlerde oluşturmaya çalıştığımız florlu ve sağlam bir yapı, florun ağzımıza girmesi diş macunuyla beraber veya dışarıdan flor uygulamayla beraber ağzımıza giren florla beraber oluşan florapatit kristalleri dişimizi asit ataklarına karşı daha dirençli hale geliyor. Ama asit atakları pH 4,5'un üstüne çıktığı zaman, 4'e veya da 3,5'a geldiği zaman bu sefer florapatit çözünmeye başlıyor. Yani dişte artık çürük kavitelerinin oluşması için uygun bir ortam sağlanmış oluyor. Şimdi sevgili Fatma hocamın kitabından almış olduğum bir görüntüyü size paylaşmak istiyorum. Burada başlangıç evresindeki mine çürüğünün katmanlarını görmektesiniz. 4 tane katmanımız var. Transparan bölge, koyu renkli bölge. Transparan bölge bu arada karıştırılmasın, çürüğün en derin tabanına denir. Burada görmüş olduğunuz beyaz renkteki en derindeki tabaka. Hemen üstünde koyu renkli bölgemiz olur ki artık kahverengi olarak görmüş olduğumuz çürüklerde bu renk dolayısıyla dışarıdan çürüğü tespit edebiliriz. En geniş olan kısmı lezyon gövdesidir ve en dışarıda da dış yüzeyden korunmuş mine tabakası bulunur. Şimdi bu dış yüzeyden korunmuş mine tabakası bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu tabaka tam anlamıyla çökmüş bir yapı değil. Altındaki lezyon gövdesi ne kadar geniş olursa çökmesi çok kolay oluyor. Ben şunu şöyle bir özellikle bahsediyorum. Bir bardağınız var. Bardak çürük olsun. Bardağın içerisi boş. İçerisinde herhangi bir şey yok. Üzerine çok ince bir cam koyduğunuzu düşünün. Ve parmağınızla o cama bastırdığınız zaman o camın kırılma ihtimali çok yüksek. Buradaki o ince cam görevini dış yüzeyden korunmuş mine tabakası emsal ediyor. Ve kavitenin genel hatlarında lezyon gövdesi de boş bardağı taklit ediyor. Şimdi dış yüzeyden korunmuş mine tabakası diğer mine tabakalarına göre birazcık daha sert. Şimdi, genellikle şöyle bir soru geliyor. Nasıl yani? Orada çürük başlangıcı yok muydu? Evet var. Çürük başlangıcı var. Ama buradaki en dış tabakadaki mine normalden birazcık daha sert artı daha az poröz. Yani daha az üzerinde delikçikler veyahut da iyonların geçişi için daha az bölge var.
Dışarıdan almış olduğumuz flor, kalsiyum ve potasyum artı dişin içerisinden çözünmeye başlayıp da dişin dışına doğru çıkmaya çalışan kalsiyum ve potasyumların bu bölgede birikmesi dolayısıyla daha sert bir mine tabakası meydana geliyor. İşte biz çürüğü eğer bu aşamada yakalarsak, remineralize yaparak herhangi bir kavite oluşturmadan, herhangi bir pozisyonda bir alet kullanmadan, herhangi bir dolgu yapma ihtiyacı duymadan çürüğü tamir etme şansına sahibiz. Ama biz eğer burada bir çürük var mı deyip dış yüzeyden korunmuş mine tabakasına bir sond batırdığımız zaman, aynen az önce söylediğim gibi bardağın üstündeki ince cam kırılıp biz lezyon gövdesine, yani bardağın içerisine düşmemiz kaçınılmaz olacak. Bu da orada bir kavitenin oluşmasına ve kavite açılmışsa eğer de mecburen oraya bir restorasyon yapacağımız anlamına gelen bir doku. Şimdi bu slayta dikkatli bakmanızı istiyorum. Burada görmüş olduklarınız işte bir lastik, birkaç tane çivi görüyoruz. Ne yapıyoruz? Diagnoz yapıyoruz şu anda. Diyoruz bu yolda çivi var. Yani çürük riskimiz var gibi düşünün lütfen. Şimdi bu çürük riski oluşturan şeyler veyahut da yoldaki çiviler lastik için bir problem yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Bu çiviler lastiğe batabilir. Bu bizim aklımızdan geçiyor. Ondan sonrasında ne yapıyoruz? Aa diyoruz ve çivi lastiğe batmış. Teşhisimizi koyuyoruz. Evet, çivi bir kavite olarak, kavite şeklinde dişin içerisindeki bir çürük gibi lastiğe batmış diyoruz. Her ikisini beraber pozisyonda düşündüğümüz zaman teşhis diagnozumuzu aynı anda yerine getiriyoruz. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Yani yerde birkaç tane çivi varken problem yoktu ama çivi sayısı fazlalaştığı zaman bu sefer de risk değerlendirmesi yapıyoruz ve bu kadar yoğun bir pozisyonda çivi varlığı varken herhangi pozisyonda o lastiğe çivi batmama ihtimalinin olmadığını düşünüyoruz. Sonuçta ne yapıyoruz? Tabii ki oradan tedavi prosedürüne geçiyoruz. Tedavi için de işte oradan çivi çıkartılıp ve çürüğü temizleyip bir dolgu yapmamız ve lastiği tamir etmemiz veyahut da dişi restore edip tamir etmemiz gerekiyor. Şimdi diş çürüğü toplumdaki bireylerin büyük bir çoğunluğunu etkileyen, görülme sıklığı ve klinik şekilleri açısından coğrafik bölgeye göre değişiklik gösteren, sosyal ve etnik gruplar arasında farklılık gözlenebilen enfeksiyon bir hastalık olarak tanınmış. Çürükle ilgili bir sürü etki mekanizması ve bir sürü teori günümüzde teori atılmış. Çok fazla. Ama Keyes denilen araştırmacı 1944 yılında bu çürükle oluşmasıyla ilgili 4 temel faktörden bahsetmiş ve meşhur, belki de birçoğunuz duymuş olduğu Keyes halkalarını temsil eden bir grafik meydana getirmiş. Şu anda bu halkalar birazcık daha fazlalaştı, birazcık daha halkalar işin içerisine girdi. Ama temel olarak diş, zaman, bakteri ve bakterilerin yiyeceği bir diyet işin içine girdiği zaman, bunların hepsinin bir araya geldiği zaman ağız içerisinde bir çürük varlığının, diş üzerinde bir çürük olayının oluşmaması için herhangi bir neden yok anlamına geliyor. Tabii şu anda hastanın diş hekimine gitmesi, eğitim durumu, yediği yemekler, tükürüğün kalitesi, bir sürü faktör göz önünde alınarak KS'in geliştirmiş olduğu dörtlü halka biraz daha geliştirilmiş pozisyonda. Ama temel olarak KS halkası deyince dörtlü diş, zaman, bakteri ve yiyecekten, kesişiminden anladığımız bir çürük varlığından söz edebiliyoruz. Şimdi diş çürüğünün oluşması için en uygun bölgeler neler? Peki büyük azı ve küçük azı dişlerin okluzal yüzeylerindeki mine, çukurcuk ve fissürleri. Üst keserlerin palatinal çukurcuk ve büyük azıların bukal çukurları. Şimdi burada birazcık durmak istiyorum. Çünkü büyük azı ve küçük azı dişlerin okluzal yüzeylerindeki mine, çukurcuk ve fissürleri bizim için önemli. Belki birçoğunuzun ağzında herhangi bir restorasyon vardır. Benim ağzımda var ve ne yazık ki birkaç tanesi de okluzal yüzeyde. Şimdi bu yeni geliştirilmiş diş hekimliği teknolojisiyle beraber bunların biraz önüne geçmemiz mümkün. Özellikle mine, çukurcuk ve fissürlerdekilerden bahsediyorum. Fissür örtücü dediğimiz uygulamalar var. Ve bildiğiniz gibi fissür örtücüler dişin minesinin, okluzaldeki minenin üzerine gayet rahat pozisyonda uygulanarak o bölgede çok yüksek başarı şansları elde etmemizi sağlıyor. En son okuduğum bir araştırmada %84 başarıdan bahsediyor ki bu da hiç de azımsanmayacak bir rakam. Bu konuyla ilgili ufak bir hikayem var. Müsaadenizle onu anlatayım. Tabii ki toplum bilinci de çok önemli. Çok samimi olduğum bir arkadaşım var. Kızını getirdi. Maddi durumu da iyi. Üniversite mezunu ve eğitim düzeyi de çok yüksek bir arkadaşım. Kızının bir dişinde çürük varmış. 13-14 yaşındaydı kızı.
O güzel bir kavitesi vardı. Açtık içine, dolgusunu yaptık. Ondan sonra dedim ki bak dedim böyle böyle işte fissür örtücü de yapalım. Onu ihmal etmeyelim pozisyonda. Kendisine işte tavsiyelerde bulunuyorum. Tek soru sordu işte dolgu ne kadar dedi. İşte 10 lira dedim. Fissür örtücü ne kadar dedi. 5 lira dedi. Dedim işte ya o zaman çürüyünce yaparız dedi. Problem değil dedi. Yani sadece burada işin maddi kısmını geçiyorum. Hastaların sizi yönlendirmesine çok izin vermemeniz ve gerekli olan tedavileri hastaya ısrarla tavsiye etmeniz ve bilinci arttırmaya yönelik işlemler yapmamız ciddi anlamda çok önemli. Diğer başka bir bölge ise kontak alanının servikalinde aproksimal mine düz yüzeyleri. Gingival marjinde dişin servikal kenarındaki mine, işte diş eti çekilmiş olan hastalarda açığa çıkmış kök yüzeylerindeki plak birikim alan bölgeler veyahut da restorasyon ile diş arasındaki aralık olan restorasyon kenarları olarak bildirilmiş ki bunu birçoğumuz sekonder çürük olarak da daha önce duymuşsunuzdur. Çürük sınıflaması uygulanması gereken koruyucu hekimlik ve restorasyon yöntemini belirleyebilmek için günümüze kadar dişsel dokularına meydana gelecek çürük lezyon türleri sınıflanmış ve bunların teşhis edilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiş. Birçoğunuz duymuşsunuzdur diş çürüklerinin sınıflaması için işte dişlenme dönemine göre daimi ya da süt diş çürüğü diye işte hangi diş çürümüş de süt dişi çürümüş veyahut da daimi diş çürümüş diye bir sınıflama yapılmış. Veyahut da diş grubuna göre bir sınıflama yapılmış da keser dişi çürümüş de küçük azı dişi çürümüş büyük azı çürümüş. Bulundukları diş dokusuna göre işte minede çürük var, işte dentinde çürük var, sement çürüğünde çürük var. İşte bulundukları anatomik bölgeye göre sınıflanmışlar. İşte fissür çürüğü, düz yüzey çürüğü, aproksimal çürüğü, kök yüzey çürüğü şeklinde veya patogenezine göre sınıflanmış, başlangıç çürüğü veyahut da sekonder çürük şeklinde veyahut da etkene göre sınıflandırılmışlar. Radyasyon çürüğü, pastacı çürüğü veya biberon çürüğü diye bir sürü sınıflama yapılmış. Tabii ki bunların hepsinin bir kere de söylenme ihtimali yok. Yani işte beyefendiye ne olmuş? Beyefendinin işte daimi süt, daimi küçük azı dişinin mine seviyesinde, fissüründe, radyasyona bağlı bir başlangıç çürüğü var şeklinde bir sınıflama pek o kadar mümkün gözükmüyor şu anda öyle bir sınıflama yapılması pek o kadar mümkün gözükmüyor. Bunun üzerine de İKLAS kriterleri denilen ve şu anda bizim fakültede uygulamaya başlamış olduğumuz bir kriter sistemi geliştirilmiş pozisyonda. Pardon, tuş basılı kaldı. İşte çürük gelişimini biz şu anda bu sistemi öğrenci arkadaşlarımıza da sürekli gösteriyoruz. Sürekli slide kendisi değişmeye başladı. Kusura bakmayın. Çürük gelişimi için bölgelerimizi üçe ayırmış pozisyondayız. Dişin ok üzerindeki çürükleri site 1 şeklinde, ara yüzlerdekini site 2 ve servikaldeki çürükleri de site 3 şeklinde sınıflıyoruz. Aynı zamanda kavitenin derinliğine göre de yapılmış olan bir skorlama var. Skor 0 işte sağlam, skor 1 kurutulduğunda opak beyaz renkte veyahut da kahverengi renkte. Skor 2 kurutulmadan renk değişikliği beyaz kahverengi. Skor 3 yüzey bütünlüğünde bozulma. Skor 4 gri siyah yansıma. Skor 5 kavite oluşmuş veyahut da yaygın kavite oluşumu şeklinde. Veyahut da şöyle gösterecek olursak işte sağlam mine size 0. Size 1 minede gözle görülebilir başlangıç değişikleri, işte minede belirgin değişiklik. Burada sol üst köşede görmüş olduğunuz size 1'e bir örnek. Minede belirgin değişiklik ortadaki resim. Dentini içermeyen mine çürüğü sağ üst taraftaki. Dentinde kavite oluşturmamış çürük. Dentinde belirgin çürük ve dentinde ileri derecede çürük şekli bir sınıflama. İKLAS kriterlerine göre bir sınıflama. Şu anda dediğim gibi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bizim restoratif anabilim dalında öğrenci arkadaşlarımızla beraber yapmış oldukları restorasyonun çeşidine de aynı zamanda belirtecek pozisyonda bir sınıflamayı uygun buluyoruz. Ve şu anda uluslararası camiada da geçerli tek kriter olarak, İKLAS kriterleri olarak uluslararası bir sertifikada devam ediyor bu sınıflama. İşte çürük lezyonun diagnozunda ideal yöntem non-invazif, basit, güvenilir, geçerli sensitivite ve spesifiteye gösteren lezyonun boyutunun ve aktivitesini belirlenmesinde dayanak noktasının çürüğün biyolojik gelişiminde olması gerektiği bildirilmiş. Şimdi sensitif ve spesifite terimleri hep karışan şeyler ama şöyle diyeyim ben size. Hastanız geliyor ve siz hastalıklıyı doğru tespit edebilme gücünüz sensitivite olarak adlandırılıyor. Şimdi hasta geldi, siz dişe baktınız, çürük var dediniz. Dişe baktınız, çürük var. Dişe baktınız, çürük var. En son dişe baktınız, gene çürük var dediniz ama yok. Hepsini açtınız, en sonuncusunu da açtınız ve çürük olmadığını gördünüz. Bu sizin sensitivitenizi düşüren bir
olay. Aynı şekilde spesifitede de dediniz ki bu diş sağlam, bu diş sağlam, bu diş sağlam. En son bir şey de daha sağlam dediniz. Fakat sonrasında beyefendi işte bir ay sonra geldi, hocam dişim kırıldı dedi. Meğerse orada gözlemlemediğiniz bir çürük varmış. Bu da sizin spesifitenizi düşüren bir uygulama. Teşhis yöntemlerinde bunların her ikisinin de yüksek olmasını özellikle istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü biz hem hastalıklıyı doğru tercih etmek istiyoruz, hem de sağlıklıyı doğru tercih etmek, doğru tespit etmek istiyoruz. O yüzden diagnostik yöntemlerde bu iki değer birbiriyle çok karışsa da aslında biri sağlıklıyı teşhis, biri hastalıklıyı teşhis etmek şeklinde istediğimiz iki tane kriter bizim için. Diagnostik yöntemlerin diş hekimleri ve hastalar tarafından kabul edilebilir olması ve uygun koruyucu tedavi yöntemini önerebilmesini arzu etmekteyiz. Bunun ne demek olduğunu birazdan daha net anlayacaksınız. Şimdi gelelim çürük teşhisinde neleri kullanıyoruz? Tabii ki birçoğunu biliyorsunuz veya da bir kısmını duydunuz. Klasik anlamda görsel teşhis yöntemi, işte sond inceleme, geçici diş spatörü ile görsel inceleme. Bunların hepsini birazdan detaylı göreceğiz. Burada en çok takılan, daha önce de bu konuşmayı yaptım, en çok takılınan yer diş ipi ve çürük tespit solüsyonları oluyor. Onları da birazdan göreceğiz. O araya girdiğimiz zaman isterseniz size sorunuz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi görsel teşhis yöntemini biraz açalım. Hemen hemen her hekimin tercih ettiği bir yöntem. Subjektif bir yöntem. Yani benim orada çürük var dediğime siz çürük yok diyebilirsiniz. O yüzden subjektif bir yöntem. Bu ayna yöntemiyle yapı, morfoloji, renk gibi özellikler değerlendirebilir. Ve bu değerlendirmede bazı patolojik durumların tespit edilmesine imkan veriyor. Pek çok araştırmacısı kendisine özgü görsel muayene skorlama sistemi belirlemiş. Gene en son okuduğum bir muayene literatüre göre toplam 24 farklı görsel teşhis yöntemi vardı. Yani bir tanesi diyor ki ben bunun skorlamasına 1 dedim, öbürküsü 2 dedim, öbürküsü A dedim veyahut da B dedim. Biri Roma rakamıyla 1 dedim diyor, öbürküsü Roma rakamıyla B dedim diyor. Biri Yunan rakamıyla alfa dedim diyor, beta diyor. Yani çok farklı pozisyonda teşhis yöntemleri var. O yüzden işte dediğim gibi bir kriter manasında biz İKDAS kriterlerine geçmiş bulunmaktayız üniversitemizde. Ve bu tür anlam karmaşası ve o toplam 24 tane farklı sınıflamayı aslında bir aşamada toplayan bir sınıflama olarak karşımıza çıkıyor. İşte klasik anlamda görsel muayenede kullandığımız şey ne? Ayna kullanıyoruz tabii ki. Aynayla ya ışığı direkt yansıtıyoruz ya da direkt ağız içerisinde görmek. Tabii ki reflektör burada çok önemli bir işlem yapıyor. Şimdi burada sol taraftaki resimde santrallerin arasına baktığınız zaman bir çürük var mı yok mu diye belki tereddütte düşebilirsiniz ama ben orada direkt olarak bir kavite görüyorum. Açılacak bir kavite mi görüyorum? Evet, açılacak bir kavite görüyorum. Aynı zamanda lateral dişte de bir kavite görüyorum. Bakın burada kahverengilik var ve burası benim için direkt olarak bir çürük manasına geliyor. Her bu dişin ön taraftan vestibülden görüldüğü zaman herhangi bir kavitasyon veya da herhangi bir şekil çürük anlamında herhangi bir görsel olmadığını görebiliyorsunuz ama palatinalden bir ışık yansımasıyla beraber gördüğünüz gibi ufak bir kahverengi, bir hafif bir kırmızımsı bir görüntü var burada. Tabii ki bunu desteklememiz lazım. Sadece görsel olarak baktığımız zaman burada çürük var, hadi hemen bunu açalım, hemen buraya dolgu yapalım şeklinde bir yaklaşımdan daha ziyade ne yapmamız lazım? Bir bu yöntemi, yani görsel muayene yöntemini başka bir yöntemle desteklememiz lazım. Neden desteklememiz lazım? İşte az önce söylediğim sensitivite, spesifiteden dolayı desteklememiz lazım. Şimdi burada bir çürük var mı? Evet, burada bir çürük var. Tamam, bu açılacak. Şu anda net olarak gözüküyor çürük oldu ama bazen tereddütte düştüğümüz zamanlar oluşabiliyor. Nerelerde oluyor? Özellikle aproksimal alanlarda bu çok başımıza geliyor. Son dönemde çok ilginç bir pozisyonda kromojenik renkleşmeler dolayısıyla hastalarınız vardır, belki gelmiştir. Özellikle çocuk hastalarda çok fazla görülüyor. Siyah siyah dişleri boyanıyor çocukların. Aslında ufak bir polisaj yardımıyla o çürükler, yani o lekeler çok kolay pozisyonda uzaklaştırılabiliyor ağız içerisinde. Ama ne yazık ki birkaç tane meslektaştan, ne yazık ki diyorum, bu tür kromojenik renkleşmeleri çürük zannedip kavite açıp da tedavi etmeye yönelik işlemler yapıldığında ne yazık ki şahit oldum. O yüzden dediğim gibi ikinci bir teşhis yöntemine de ihtiyacımız var. Bir soru gelmiş. Birazdan değineceğiz.
sorunuza. Birazcık erken bir soru olmuş. Tomografi kullanarak işlem yapabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Birazdan göreceğiz onu da. Lütfen birazcık sabır. Şimdi bu slide'da şöyle bir soru geliyor genellikle. Şimdi dişin vestibülünde herhangi bir kavite gözlemlemiyoruz. Ama dişin palatinalden baktığımız zaman o bölgede bir kavite olduğu veyahut da bir çürük olduğu bir aşikar. Nerede? Aproksimal alanında tabii ki santrallerin mezyalinde ve yan taraftaki lateralin mezyalinde bir çürüğümüz var. Gelen soru şu genellikle, hocam bu kaviteye nereden gireceğiz? Ön dişlerde nerede olursa olsun lütfen palatinalden giriş kavitesi açın. Vestibülde incecik zar gibi bir mine de kalsa ne olur onu bırakın. Ve özellikle palatinalden girin. Biliyorum çalışması biraz zahmetli, biliyorum görmesi zahmetli, size zahmet verecek açması, aynı zamanda doldurması. Ama palatinalden açarak yapmış olduğunuz bu işlem sonrasında inanın hem hasta yapmış olduğunuz restorasyondan çok mutlu ayrılacak, hem de siz emeğinizin karşılığında çok güzel bir restorasyon yaptığınız için mutlu olacaksınız. Oysa vestibülden açtığınız zaman o kavite palatinale kadar uzanacak ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın o bölgede estetiği tam olarak sağlayamayacaksınız. Çünkü ağız içerisinin karanlığı bir şekilde vestibülden açıldığı zaman dışarıya doğru yansıma yapıyor. Onun için işte opak kompozitler kullanıyorsunuz, işte katman katman farklı farklı kompozitler kullanıyorsunuz ama belli bir süreden sonrasında ya yapmış olduğunuz restorasyon renkleniyor, renkleşiyor dışarıdan gelen boyar malzemelerle ve bir şekilde hem hastanız hem de siz mutsuz oluyorsunuz. O yüzden lütfen rica ediyorum sizden ön dişlerde bir kavite açarken ne olur palatinalden açın. Görsel mayada başka neler kullanıyoruz? Lup kullanıyoruz, operasyon mikroskobu ve ağız içi kamera kullanıyoruz. İşte lup hepiniz kullanmışsınızdır. Güzel güzel luplar var şu anda ve benim gibi özellikle gözlük kullanan meslektaşlarımız için de luplar üretilmiş pozisyonda. İlk lup denemem çok çok komikti. Lupu taktım, güzel bir kavite açtım ama ne yazık ki dolduramadım kaviteyi. Çünkü başım dönmeye başladı. İşte gözlük numarası maşallah artı bir de astigmat dolayısıyla tabii ki tam entegre olamadı gözlerim. O dönemde daha yoktu numaralı luplar. Yani numaralı gözlük kullananlara göre luplar daha uygun yoktu. Kullanamadım. Sonrasında da bir türlü alışamadım lupa. Ama kullanan arkadaşlarım var. Çok mutlu mesut. Sizlere de tavsiye ediyorum. Görüş açınızı inanılmaz derecede geliştiriyor. İnanılmaz derecede detay görebiliyorsunuz. Ve alıştıktan sonra da bırakamıyorsunuz. Ki alışıp da bırakamayan arkadaşım da çok fazla. İşte operasyon mikroskobu daha çok endodontistler tercih ediyor. Özellikle kanal genişletmesi konusunda ve özellikle gene kanalda kırılan herhangi bir aleti çıkartmada çok fazla tercih ediyorlar. Çok başarılı görüntüler veriyor. Operasyon mikroskobuyla da bir çalışma imkanım oldu. Ne yazık ki gene gözlük kullanmamdan dolayı o da inanılmaz bir baş dönmesi meydana geldi. Benim gözlüğümde biraz astigmat yüksek. O yüzden derinlik kaybı yaşıyorum. O derinlik kaybı dolayısıyla da bir türlü el ve göz koordinasyonunu bir araya getiremiyorum ekstradan böyle lup veyahut da operasyon mikroskobu kullandığım zaman. Ama bu bana özgü bir şey. Unutmayın sizlerin bunu kullanmaması için herhangi bir neden yok. Son olarak da ağız içi kameralar. Ağız içi kameralar kavite açılması sırasında değil de kavitenin teşhisi aşamasında ve kavitenin sonrasında, bitim sonrasında kontrolü maksadıyla bizler için daha yararlı. Tabii ki şu anda çürük teşhisinden bahsediyorum ama özellikle başınıza şu şey geliyordur. İşte hasta gelir genellikle. Tabii Türkiye'de yaşadığımız için ne yazık ki hasta geldiği zaman genellikle bir diş ağrısı sebebiyle sizlere müracaat ediyordur. Ve geldiği zaman da diş ağrısıyla çok elinizden restoratif manada bir çözüm gelmeyecek. Ve dişi %99 pozisyonda bir kanal tedavisi açmanız gerekecektir. Kanal tedavisini açtınız gayet güzel, hasta mutlu mesut, ağrısını kestiniz, üstüne restorasyonu yaptınız. Sonra da dediniz ki hastanıza, beyefendi işte hanımefendi bir de ağzınızdaki diğer dişlere bakalım. Bakarsınız hastanın ağzı içerisine ve dersiniz ki şu dişte çürük var. Hastanın size vereceği direkt cevap şudur, onlar ağrımıyor ki. Ama ben de ağrıyor demedim ki zaten. Yani burada sadece çürüğünüz var dedim. Ve hastalar ne yazık ki bu konuda diş hekimlerine biraz şey gözle bakıyorlar. İşte gene para kazanmaya çalışıyor. Veyahut da yani sapasağlam dişime işte kavite açacaktı, şunu yapacaktı, bunu yapacaktı. Oysa özellikle ağız içi kamera için söylüyorum.
Görüntüsünü aldığınız zaman hastaya gösterdiğiniz, bakın burada çürük var dediğiniz zaman hastalar inanılmaz derecede ikna oluyorlar ve evet doktor bey doğru söylüyormuş, benim bu dişimde de güzel bir çürük varmış, güzel bir kavite varmış şeklinde size inanıyorlar. Bir soru geldi de soruyu tam anlayamadım ya. Kusura bakmayın. Asomptomatik diş çürüğüyle olan bir dişte restorasyonsuz kavite tedavisi yapılabilir mi diye. Birazcık daha detaylı sorabilirsiniz. Soruyu açarsanız mutlu olacağım. Çok anlayamadım sorunuzu. Şimdi ağız içi kameraya geri dönersem şöyle söyleyeyim. Ağız içi kamerayla teşhiste çok güzel ama tedavi sonrasında biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şöyle ki tedavi başlangıcında hastaya gösterdiğiniz için sizin dişinizde bu çürük vardı. Gayet güzel yaptın. Teşhisini yaptık. Sonrasında tedavisini yaptık. Eğer ki hastanız şöyle bir şey diyebilir. Hocam bitim halinde görebilir miyim dediği zaman dikkat edin sevgili meslektaşlarım. Çünkü ağız içi kamera çok net bir görüntü veriyor. Eğer ufak bir hatanız da varsa orada inanılmaz derecede net bir görüntü olduğu için hatalarınız çok güzel belli olur. Öncesinde siz bir bakın, ondan sonrasında hatanız varsa düzeltip en son halini hastanıza göstermenizi tavsiye edeceğim ağız içi kamera kullanırken. İşte son bile inceleme taktil yöntem diye kullandığımız bir yöntem. İşte pek çok diş hekimi ışık ve aynanın yanı sıra son bile yapılan incelemeyi de diagnostik yöntem olarak benimsemiş. Çürük deşinde sond biraz sıkıntı. Çürük lezyonlarının yüzeysel özelliklerini kontrol etmek, plak ve birikintileri uzaklaştırmak için kullanmamız gereken bir alet aslında. Dokunarak yapılan incelemenin başlangıç safhasındaki o güzel çürüklerin ilerlemesini hızlandırarak iatrojenik, yani geri dönüşümü olmayan zararlar oluşturabileceği bildirilmiş. Bu klasik anlamda sondun ucunu kavitenin içerisine takıp da işte hastanın ağzındayken o sondu sallama hareketinden bahsediyorum tam anlamıyla. Bakın sizin burada çürüğünüz var dediğiniz zaman orada repair veyahut da remineralize olabilecek bir diş dokusu varsa da siz o sondla o tür bir sallama işlemini yaptıktan sonra artık öyle bir şey yok. Artık remineralize olma şansı yok. O az önce yine de bahsetmiş olduğum en dış tabakayı yani o bardağın üstündeki ince camı kırdınız az önce ve orada güzel bir çürük oluşturduğunuz, çürük kavitesi oluşturduğunuz manasına geliyor. Sondla ne yapacağız peki? Elimizi alıp öyle duracak mı? Hayır. İşte yüzeyin özelliklerini kontrol etmekte, düz yüzeyin üzerinde bir geçiş var mı diye kontrol etmek veyahut da eski bir restorasyon varsa eski restorasyonun köşesinde bir takılma var mı diye kontrol edin. Plak varsa plağı uzaklaştırmak için kontrol edin. Veyahut da orada hastanın arasında sıkışmış pozisyona daha önce yemiş olduğu bir yemeğin bir artığı veyahut da food impaction gibi bir olay varsa onu çıkartmak için kullanın. Ama ne olur? Özellikle okluzerle ve smooth yani düz yüzeylerdeki çürükleri burada çürük mü var acaba diye o sonda oraya batırıp ne olur dişi sallamayın. Çünkü orada repair dokusunu tamamen yok edebilirsiniz. Gelelim sond çeşitlerine. Bu sondların hepsi diş hekiminde kullanılan sondlar, büyük ihtimalle birçoğu elinizden geçmiştir. Daha çok şu sol alt köşedeki resim birçok meslektaşımızın ilgisini çekiyor. Arayüz sondu diye geçer bu. Çok güzeldir. Hatta bunun şuradan bir tane daha kıvrımı olan ama kendinize doğru olan bir kıvrımı olan modeli de var. Arayüz çürüklerini tespit etmekte çok başarılı bir alettir. Eğer çalıştığınız yerde, muayenehanenizde veya kliniğinizde yoksa bir tane temin etmenizi tavsiye ederim. Tabii periodontal sondlar da var. Çürük teşhis için çok kullanılan alet değil. Ama onlar da özellikle diş eti cebinin içerisindeki bakterileri temizlemek için kullanılan güzel bir sond çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada sondu almışız. İşte gördüğünüz gibi güzel bir kesit. Şimdi buradaki çürüğü bulma şansımız var mı? Hayır yok ama siz burada işte çürük var mı? Var. Bakın kesit alınmış. Çürük aşağıya doğru gitmiş. Herhangi bir kavite de yok. Siz sondla beraber buraya girdiğiniz zaman orada isteseniz de istemeseniz de minede bir yıkım ve bir kavite oluşturacaksınız. Ondan sonrasında da misler gibi bir çürük olacak. Ha, bu dişe özgü. Bunun remineralize olma ihtimali var mı? Hayır yok. Çünkü artık dentine kadar ulaşmış pozisyonda bir çürük. Tabii ki bunu sadece sondla da muayene etme ihtimalimiz yok. Tabii ki sondla tamam oradaki bakteriyi uzaklaştırdık, onu fistülün ağzını açtık, temizledik, oradaki bakteriyi temizledik ama tek başına sondla da bir şey yapmamız veyahut da istediğimiz kadar ışığı oraya verelim. Sondla beraber kesinlikle bir teşhis yapmamız mümkün değil. Az önce de söyledim, tekrar söyleyeyim. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın,
yapmış olduğunuz anemnez sırasında, almış olduğunuz anemnez sırasında, yapmış olduğunuz teşhis sırasında sadece bir yönteme bağlı kalmayın. Birkaç yöntemi kombin pozisyonda kullanmanız gerekiyor. Eğer çürüğün varlığından emin olamıyorsanız kendi sensitivite ve spesifite değerlerinizi düşürmemek maksadıyla. Şimdi geçici diş separatörlüğü ile görsel inceleme. Klinik görsel yöntemle çürük diagnozunun etkinliğini arttırmak için yapılan bir yöntem. Klasik anlamda ortodontide kullanılan lastik separatörlerden yararlanarak komşu dişleri uzaklaştırmak esasına dayanmakta. Diş hekimi açısından biraz zaman alıcı bir yöntem. Neden? Çünkü tek seansta yapılmıyor. Şimdi hastanın bu bölgedeki tedavisini, orada bir çürük varlığı var yok. Şimdi genellikle hastanız şöyle gelir. Hocam buraya, ne yesen buraya kaçıyor hocam şeklinde bir yaklaşımla gelir size. Tamam, siz de işte gayet güzel mantıklı pozisyonda alırsınız hastanızı, çekersiniz güzel bir röntgeninizi. Burada çürük var mı yok mu diye öğrenirsiniz. Peki hastanız hamile ise röntgen çekme şansınız elinizden gidecek. Hastanın gelip gitmeyle de ilgili bir sıkıntısı yok. Çürük olduğundan da şüpheleniyorsunuz ama hasta da emin değil, siz de emin değilsiniz. Göremiyorsunuz da çünkü dişler birbirine çok güzel kontak pozisyonunda yapışmış. İşte o zaman geçici diş separatörlerini oraya takarsınız. Hastaya dersiniz ki hanımefendi 3 gün sonrasında, 5 gün sonra gelin. Hasta açısından tek problem sürekli onu yemeye çalışır buradaki lastikleri. Sürekli ısırmaya çalışır. Kolay kolay kopmuyorlar. Ama hasta 2-3 gün sonrasına geldiği zaman çok güzel bir sondurucuyla onları oradan çıkarttığınız zaman yaklaşık 1-2 milimetrelik bir boşluk elde ediyorsunuz. Bir separasyon elde etmiş oluyorsunuz. Ve o separasyon sonrasında çok güzel görsel olarak o bölgeyi görebiliyorsunuz. Elinize başka bir imkan yoksa tavsiye edeceğim bir yöntemdir. Çünkü ciddi anlamda çok güzel bir görsel olarak görmenize olanak sağlar. Peki hocam bu aradaki boşluk ne oluyor? İnanın lastikler çıktıktan sonrasında bir veya bilemediniz 2 gün sonrasında o boşluk kendi kendine kapanıyor. Aynen kendi kendine açıldığı gibi kendi kendine kapanıyor. Dediğim gibi özellikle röntgen çekemeyeceğiniz durumlarda uygulanabilecek bir yöntem. Ama onun haricinde de isterseniz tabii ki uygulayabilirsiniz. En büyük problemi hastanın tekrar gelmesinin gerektirmesi. Çünkü bir 2 ila 3 gün hastanın ağzında minimum kalması gerekiyor. Hastaya herhangi bir zararı var mı? Hayır, yok. Herhangi bir radyasyon yok veyahut da herhangi bir ikinci bir uyaran yok. Herhangi bir ajan uygulamıyorsunuz. Ekstradan kendisine zarar verecek pozisyonda. O yüzden daha az travmatik bir teşhis yöntemi olarak kayıtlara geçmiş. Diş ipimiz... Diş ipini kullanabilir miyiz? Evet, diş ipini kullanabiliriz. Niçin kullanırız? Sadece diş ipini temizlemek için mi kullanıyoruz? Hayır, özellikle aproksimal alanda çürük şüphesi olan durumlarda da kullanabiliyoruz. İşte gene hastamız geldi ama röntgenimiz bozuk bu sefer de. Hasta hamile olmasın sürekli. Gene hasta diyor ki hocam ne yesen buraya kaçıyor diyor. İşte diş ipini alırsınız, hastanın ağzında takarsınız şüphelendiğiniz bölgeye. Diş ipini biraz sağa sola ileri geri yukarı aşağı hareket ettirdiğiniz zaman sağ alt köşedeki görselde olduğu gibi eğer diş ipi biraz şey olacak ama tiftikleniyorsa diyeceğim veyahut da biraz tahriş oluyorsa gibi bir durum olduğu zaman yani o bölgede bir problemin olduğunu direkt olarak tespit edebilirsiniz. Neden peki buradaki diş ipinde bir bozulma veyahut da bir şekil değiştirme meydana geliyor? Çünkü minenin yüzeyi bozulmuş veyahut da bir kavite var. O kavite özellikle hasta lifli gıdalar ve protein ağırlıklı besinler yediği zaman hastanın ısırmasıyla beraber dişler açılıyor. Açılmasıyla beraber o bölgeye food giriyor, besin giriyor. Besin girdikten sonra da orada bir retansiyon alanı buluyor. Neden? Çünkü oluşmuş olan ufak da olsa bir kavite veyahut da minenin yüzeyindeki ufak bir pürüzlülük o bölgedeki besin artığını veyahut da lifli gıdanın aynen buradaki diş ipinin olduğu gibi takılmasına sebebiyet veriyor. O takılmayla beraber de siz de diş ipinin takılmasıyla beraber orada burada bir lezyonunuz var, burada bir çürük lezyonunuz var, buraya bir kavite açmamız şeklinde bir yaklaşımda hastaya bir tedavi seçeneği sunabilirsiniz. Diş ipini ben kullanıyor muyum? Diş ipini teşhis için kullanıyorum ama daha çok yapmış olduğum restorasyonların kontrolü için kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim, her türlü restorasyon yaptıktan sonrasında kontak noktasında herhangi bir sıkıntı var mı? Rahat girip çıkabiliyor mu? Veyahut da temizliğini hasta rahatla yapabilecek mi? Şeklinde yaklaşımlar için muhakkak kullanmayı sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle iki yüzlü restorasyonlarda muhakkak kullandığım bir şey. Sizler de kullanın lütfen. Radyografik inceleme. Hepimiz radyografi kullanıyoruz. Röntgen kullanıyoruz. İşte William Conrad Röntgen 1895'te X ışınlarını keşfetmesiyle beraber
röntgen de diş hekimliği sektörüne de aynı zamanda girdi. Bizim için neden önemli? İşte diş çürüğünün neden olduğu etkinin saptanmasında kullanmaya başladıkla beraber ne yapıyoruz? Diş sert dokusunda X ışını geçerken mineral yoğunluğundan dolayı işte farklı farklı ışık geçirgenliği veriyor bize. X ışını geçirgenliği veriyor. Görüntüyü direkt olarak ayırt etmesini biliyoruz. Hastalarınızı da büyük ihtimalle gösteriyorsunuz. İşte bakın sizin dişinizde şu var bu var diye. Hastalar da bakıyorlar, bir şey anlamıyorlar ama klinik pozisyonda diş hekimliği eğitimi almış veyahut da almakta olan gençler varsa aramızda, onlar da röntgen okunmayı gayet net pozisyonda öğreniyorlar. İşte burası dişin minesi, burası dentini, işte neden şurası şurası, işte restorasyon varsa bu restorasyon, hepsini röntgende görüyoruz. Röntgen o yüzden bizim için önemli. Röntgene yardımcı ajanlarımız da var. İşte biting radyografiler dediğimiz, ısırma radyografisi olarak da belki duymuş olabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz bir aslında röntgen çeşidi diyeyim tam anlamıyla. Biting radyografiler çekimi sırasında hastanın hazırlanması ve röntgen tüpünün paralel olması gerekiyor. Biting radyografilerle küçük azı ve büyük azı dişlerini, özellikle aproksimal alanlarını çok net görebiliyoruz. Ve onun tübün hastanın ağzına paralelliğini sağlamak için özel aletler geliştirilmiş pozisyonda. Kubik bite holder adı verilen bir teknikle beraber tübün uç kısmına yerleştirilen ve röntgen filmini tutan aletler var. Ben eskiden bunu kullanıyordum, doğru, Kubik bite holder'ı, ama ne yazık ki bir arkadaşıma verdim. Sonrasında iki parça şeklinde bana geri geldi. Ve yenisini de bulup alamadım. Aramadım da açıkçası. Şu anda kağıt ısıtıyorum hastalarıma. Klasik anlamda röntgen filmini kağıdın içerisine sıkıştırıp hastaya ısıttırıp paralel pozisyonda röntgen tüpünü de ayarlayıp o bölgeden ısırma biting radyografisi alabiliyorum. Bu quick bite holder denilen alet. Şuradaki yuvarlak olan kısmı röntgen tüpü giriyor. Şuradaki mandallı kısma da film geliyor ve hasta bu şekilde röntgeni ısırıyor. Tabii tüp de buradan yandan ışını verdiği zaman size bu şekilde bir görsel olarak bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Şimdi bu özellikle aproksimal çürükler için çok çok önemli bir şey. Neden aproksimal çürükler? Çünkü bunda çok net pozisyonda gözükebiliyor. Ama dezavantajı var mı diye sorabilirsiniz. Evet, sizin de görmediğiniz gibi bu dişlerde ne yazık ki kök uçlarını göremiyoruz. Yani peki, şimdi bu röntgen üzerinden biraz gidelim isterseniz. Birazcık interaktif pozisyonda olsun. Burada çürük görüyor musunuz diye sizlere bir soru sorayım. Cevaplarınızı da bekleyeyim. Var mı cevaplar? Cevaplar havada uçuşuyor. Peki. Bakın burada mine gayet net pozisyonda gözüküyor. Burada da mine net pozisyonda gözüküyor ama burada üçgen pozisyonda klasik bir başlangıç çürüğünü görmektesiniz. Keza burada da. Keza 6 numaranın mezyal kenarında bakın burada bir çürük başlangıcı var. Burada dentine ulaşmış mı? Evet, dentine ulaşmış pozisyonda. Şurada bir çürüğün varlığını görüyorsunuz. Burada mine seviyesinde. Gene burada mine seviyesinde. 6 numaranın distal tarafında bir çürük başlamış, dentine de geçmiş pozisyonda bir çürük görmüş oluyorsunuz. Şimdi ısırma radyografilerinin avantajları, dezavantajları hepsi beraber. Peki iyi güzel hoş da kullanmamız gerekiyor mu? Evet, eğer ki aproksimalden bir şüphelendiğiniz bir alan varsa ısırma radyografisi resmen hayat kurtarır sevgili meslektaşlarım. Ama kök ucunu görmemek de problem tabii ki. Peki bir ısırma radyografisiyle beraber ne kadar görebiliriz? İşte görüyorsunuz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buçuk hatta 8 diş diyeyim görebilme imkanınız var. Özellikle kontak noktaları bizim için çok önemli. Niye kontak noktalarına takılıyorum? Çünkü standart pozisyonda hastalarda çektirmiş olduğunuz panoramik röntgenler veyahut da istediğiniz panoramik röntgenler genellikle süperpoze oluyorlar. Süperpoze oldukları için bu röntgende olduğu gibi net görüntü elde edemiyorsunuz. Elde edemediğiniz panoramik röntgenlerde elde edemediğiniz görüntüleri ısırma radyografileriyle çok net pozisyonda görebiliyorsunuz. 7 tane arayüz çürüğü var hocam demiş. Bravo meslektaşımıza, doğru. Bol miktarda arayüz çürüğü var hastamızda.
Tabii şimdi sadece bu mu dezavantajları? Şimdi bu görüntü üzerinden birazcık da bakalım. Güzel bir ısırma radyografisi çekilmiş. Hastada eski restorasyonlar var. Tamam, sıkıntı yok. Arayüz çürüğü var mı? Evet var. Burada arayüz çürüğü var. Hatta 800 numarada merhaba demiş. Herhangi bir görüntü yok. Şurada ufak bir çürük var. Sanki dolgunun altında tekrar bir yenilense veyahut da başka bir restorasyona gidilseymiş gibi görüntü var. Ama ne demiştim? Unutmayın lütfen. Sadece bir tane, bir adet muayene yöntemiyle ne olur yetinmeyin diye söylemiştim. İkinci bir yöntemle başvurmanız lazım demiştim. İşte bunun ağız içi görüntüsü sevgili meslektaşlarım. Ne görüyorsunuz burada? Röntgende görmediğiniz inanılmaz derecede büyük bir lezyon görüyorsunuz. Şimdi burada Biting radyografinin de ne yazık ki eksikliği ortaya çıktı. Çünkü bu dişin kök ucunu görmeyi ben isterdim. Çünkü çok derin bir kavite var burada gördüğünüz gibi dişin paletinal kısmında. Soru işareti, acaba bu diş kanal tedavisine gitti mi gitmedi mi? Neden? Çünkü kök ucunu görmüyorum ben. Kök ucunu görmediğim için acaba bir kanal tedavisine ihtiyacı var mıydı diye ikinci bir röntgen çekmem gerekebilir. Oysa öncelikle bir görsel muayene yapmış olsaydım belki bu dişten sadece ve sadece bir periapikal alacaktım. Sımer radyografisi hiç almayacaktım. O yüzden dediğim gibi hep söylüyorum. Lütfen ikinci bir muayene yöntemiyle de hastalarınızın teşhisinde desteklemenizde fayda var. Desteklemeniz gerekiyor. Benim çok 10 senelik bir hastam bu. Bu hastam biraz ilginç bir hasta. Hastada görmüş olduğunuz gibi diş eksikliği var, diş fazlalığı da var. Hem diş eksikliği hem diş fazlalığı nasıl var hocam şeklinde bir soru geliyor genellikle. Bakın şuradan başlarsak eğer 7, 6, 5, 4 değil bu, 3. 1, 2, burada bir diş daha fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamam burası normal, nizami. Alt tarafa bakıyorum, 7, 6, 5, 4 yok. 3, 2, 1, burada bir diş fazla. 1, 1, 2, burada bir diş fazla. 3, 4, 5, 6, 7 diye devam ediyor. Aslında hem bir diş eksikliği vakası, hem bir diş fazlalığı vakası. Hem dişi eksik, hem dişi fazla. Muayene ettiğimiz zaman öyle ama bir de röntgenine bakalım. İşte röntgenine bakıyoruz. Hastada inanılmaz derecede bir diş fazlalığı var. Bakın burada diş olmayan tarafı görüyorsunuz dördüncü bölgesinde. Dördüncü bölgesinde 1, 2, 3, 4, 5 tane gömük dişi var hastamızın. Öbür tarafta 2 tane sürmüş dişi var. 2 tane sürmüş dişinin altında 3 tane daha dişimiz var. İki şimdi sadece ağız içerisinde bakmış olsaydık ne diyecektik? Adam size diş eksikliği var. Ha, belki buraya implant yapmayı planlayacak meslektaşımız bile olabilirdi. Eğer röntgenini görmemiş olsa. Ama röntgene baktıktan sonrasında diyeceksiniz ki bu aslında sizin zaten diş eksikliği yok, diş fazlalığı var şeklinde. Gene aynı kapıya geldik. İkinci bir yöntemle, ikinci bir teşhis yöntemiyle hastayı ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Gelelim direkt dijital radyografilere. Şu an içerisinde çok yaygın direkt dijital radyografiler. 80'lerin başında gelişmişler biliyorsunuz. Dijital olarak çekmiş olduğumuz görüntüleri bilgisayara kopyalamamızı arıyor. Tabii ki panoramik röntgenler bunun için başlıca kullanmış olduğumuz dijital yöntemlerin başına geliyor. Büyük avantajları var. Nesi avantajlı? Saklaması çok kolay. Bir yerden bir yere sevk etmesi, bir yerden göndermesi çok kolay. Ama şimdi şurada bakar mısınız? Şuradaki 7 ile 6 arasında. Burada herhangi bir çürük var mı yok mu diye bunu teşhis etme ihtimaliniz var mı? Ne yazık ki yok. Neden? Çünkü süperpoz olmuş pozisyonda. Burayı teşhis edip eğer burada çürük var mı yok mu diye kontrol edebileceğiniz yegane yöntem ne ısırma radyografisi. Başka bir şeyle bu bölgedeki görüntüyü alamazsınız. Ha, ısırma radyografisi de tabii ki buradaki 20 yaş dişini göremezsiniz. O da ayrı bir şey. Ama eğer konumuz çürükse işte burada neyi tercih edersiniz? Ben burada ne yazık ki ısırma radyografisini tercih ederdim. Hepsini görme şansımız olmazdı. Neden peki bu süperpoze oluyor? Hepinizin bildiği gibi panoramik röntgenler işte cihazı bu. Hastamız bu şekilde geliyor. Cihazı tutuyor. Cihazın bir ucunda ışık veren kısım, öbür tarafında ise sensör kısmı var. Sürekli olarak bir kesit alma işlemi, ufak ufak bir görüntü kesit alma işlemiyle beraber kafasının etrafında döndüğü için eskiden çok kullanılan bu paralel tekniği kullanıyoruz şu anda klasik anlamda röntgenlerde ama açılı röntgenlerimiz vardı. Çok eski diş hekimleri belki hatırlar. Daha çok panoramik görüntüler bu açılı sistemle beraber alındığı için o prensiple yapıldıkları için süperpozisyon dediğimiz olay daha sık karşılaşılıyor.
görüntülerde. Tomografi, az önce bir meslektaşımız sordu. Tomografi kullanıyor muyuz? İşte X dışında kullanmak suretiyle ilgili alan dışındaki görüntüleri odak dışında bırakarak istenilen bölgelerden objelerin daha net bir şekilde görülmesi için tomografi istiyoruz. Tomografiyi şimdi her hastamızdan istiyor muyuz? Hayır, istemiyoruz. Neden? Daha çok kim istiyor? Daha çok cerrah arkadaşlar veyahut da keza implant yapacak, keza tabi kis veyahut da tümör gibi herhangi bir lezyon varsa onun görüntüsünü teyit etmek için istiyorlar tomografileri. İşte tomografi cihazları da gene aynı şekilde büyük ve üç boyutlu kesitler alınabiliyor. İşte şimdi bu röntgeni ilk baktığınız zaman burada büyük bir kist görebilirsiniz veyahut da buradaki şurayı görebilirsiniz. İşte buradaki kisti çıkartmak için gerekli işlem yapılacak diye görebilirsiniz. İşte santral dişte şu var, bu var falan diye. Ama ben röntgene daha yakından baktığım zaman işte diyorum ki işte burada 114, 115, 116 numaralı kesitlerde bu dişte bir özel çürük var diyorum. Ha, bu şu demek değil, lütfen karıştırmayın. Hocam, her hastamızdan tomografi isteyelim de ağız içerisinde gizli saklı ne varsa bütün her şeyi görelim. Tabii ki gerek yok. Buradaki hastadan tomografi istenmesinin sebebi başka. Neden istenmiş? İşte şu bölgedeki büyük kistin varlığını kanıtlamak için istenmiş. Ama ben cerrah olmadığım için o görüntü benim gözüme çarpmıyor. Benim gözüme çarpan bu bölgedeki dişte oluşmuş olan çürük benim gözüme çarpıyor. Herkes kendi uzmanlık alanına yönelik teşhis ve tedavileri yapmaya alışık olduğu için benim gözüme çarpan oradaki çürük oldu. Sonrasından baktığım zaman oradaki kisti gördüm. Algıda seçicilik diyebilirsiniz ama benim konum çürük olduğu için ben çürüğü gördüm öncelikle. Şimdi yeni geliştirilmiş olan veyahut da son 15-20 seneden beri piyasada bulunan birkaç tane yeni aletten bahsetmek istiyorum. Lazer floresans bunlardan en önemlisi. Dişlerdeki floresans özelliğinin farklılığı dolayısıyla geliştirilmiş bir alet. Kavo firması tarafından geliştirilmiş ve Diagnodent adı altında piyasada var. Uç tarafı birazcık farklı. Uç tarafından bir lazer ışını geliyor ve dişe çarpıyor. Tekrar dişin dokusundan uç tarafında başka bir okuyucuya gelip orada değer veriyor. Değerler buradaki anlık, buradaki de maksimum değeri gösteren bir değerler. İşte bak işte burada bir o güzel çürüğümüz var. O güzel çürüğe sond girmiyor ama burada çürük varlığından hep görüyoruz demosal olarak da. Buraya Diagnodent cihazını koyduğumuz zaman Diagnodent lazer ışınını veriyor. Sonrasında tekrar geri emiyor ve skor veriyor. O vermiş olduğu skora istinaden de buradaki çürük varlığının değerini ölçmemize olanak sağlıyor bu Diagnodent cihazı. Firma farklı bir skorlama sistemi yapmış, kendisi skorlama sistemi yapmış. Demiş ki eğer dişten aldığınız lazer floresans değeri 0 ile 4 ise beyaz opak lezyon var ya da yok şeklinde demiş. Skor 2 ise lazer floresans değeri 5 ile 10 ise lezyon minenin yarısına kadar ulaşmış. Açıp açmamak sizin elinizde, onun kararını siz verin diyor firma. Eğer floresans değeri 11 ile 20 ise lezyon minenin yüzeyinde fakat dentine ulaşmamış. Açsan iyi olur diyor. Lazer floresans değeri 21'i verirse de artık dentine ulaşmış, bunu muhakkak açman gerekir diyor. Şimdi buradaki görüntüye istinaden ben size söyleyeyim. Burası en az 28-30 civarında bir sayısal değer verir makinede. Makine derken şurada siz bunun ucunu gezdirdiğiniz zaman makinede burada anlık değerini veriyor. Burada maksimum ulaştığı değeri gösteriyor makine. Şimdi bu dişi örnek olarak vereyim size. İki farklı nokta. Hekim ölçmüş Diagnodent cihazıyla buradan 6 değerini almış. Buradan 21 skorunu almış. Ama güvenememiş. Demiş ki ben ikinci bir teşhis yöntemi daha kullanayım burada. Ve bir biting radyografi çekeyim demiş. Radyografisini çekmiş. Demiş bu distalde görmüş olduğum kavite sanki biraz daha derin şeklinde yaklaşmış. Her ikisini de açmış. Her ikisini de çürük bulmuş. Ama distaldekini birazcık daha derin bulmuş. Yani gene aynı kapıya geldik. Sadece lütfen bir teşhis yöntemiyle yetinmeyin. İkinci bir teşhis yönteminden de faydalanmanızda fayda var. Diagnodent cihazı çıktıktan sonrasında 2006 yılında işte biraz taşıması daha kolay olsun, ele avuca sığsın diye Diagnodent pen çıkmış pozisyonda. Tabii ki en büyük özelliği hem küçük hem de taşınabilir pozisyonda olması. Sistem tamamen aynı, sadece ucunda çok daha ince pozisyonda bir uç söz konusu. Bakın burada dişe hafif bir lazer uygulaması yapmışken oradaki kırmızılığı görüyorsunuz.
Özellikle arayüz okumada daha başarılı. Çünkü daha iyi el hareketleriyle dişin üzerinde gezdirebiliyorsunuz. Tabii kablosuz olması kullanım kolaylığı sağlıyor bizlere. Yeni geliştirilen bir gene lazer floresans cihazı Face Light. Görme ve kullanma fırsatı ne yazık ki olmadı. İnternetten almış olduğum görüntüler bunlar. Kırmızı floresans renk veriyor ve özel bir gözlük takıyor bunu kullanan hekim. Özel gözlük ile beraber kavitenin içerisine kaviteye bu ışığı verdikten sonra Facelight isimli cihazı ışığı veriyorsunuz. Gözlükle beraber size şu şekilde bir görüntü veriyor. Vermiş olduğu görüntüye istinaden bu bölgede çürük var diyorsunuz ve o bölgeyi temizliyorsunuz. Bakın gene farklı pozisyonda kavite açılmış. Şimdi çürük var mı yok mu bana sorarsanız kesinlikle var. Ama gene de biz bir Facelight'la bakalım denmiş. Facelight'la bakılmış. Bu bölgede kırmızı kırmızı görünmüş. Sonra temizlenmiş. Sonra bir daha bakılmış Facelight'la. Kırmızılar gitti. Çürüğümüz bitti denmiş. Tabii ki dişin ok güzelinde kaviteye dahil edilmiş sizin de gördüğünüz gibi. Facelight cihazının kullanımını gösteren bir şey. Dediğim gibi kullanmadım inşallah. Kullanmak nasip olur bir gün. Gene yeni geliştirilen bir tane aletimiz LED Light Emission Diyot yöntemiyle ufak çaplı bir lazer aslında. 635-880 nanometre arasında ışık yayan diyot lazer kullanılıyor. Dişin üzerine koyuyorsunuz ve koyduktan sonrasında alet size işte sinyal yok veyahut da yeşil bir ışık veya düşük seviye ışık veyahut da kırmızı ışık veriyor. Orta seviye sinyal kırmızı ışık veyahut da hızlı veyahut da kesintisiz sinyal veriyor. Bunu alet kendisi veriyor. Üzerinde de ufak ufak ledler var. Uygulamış olduğunuz kaviteye göre işte bakın burada uyguluyor dişin üzerine. Aletin ucu okuyor. Ondan sonrası aletin uç kısmından sesli bir uyarıyla gelip size burada çürük var, burada çürük var diye bağırıyor tam anlamıyla alet uyarısına göre. Tabii ki bunun kullanımı da birazcık enteresan. Öyle dişin her tarafına bunu yerleştiremiyorsunuz. Her tarafından okuma yapamıyorsunuz. Direkt olarak dişin ok güzel kısmından okuma yapmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz iki tane yanlış kullanımı görüyorsunuz. Arayüzde çürük var mı deyip boşluğa tuttuğunuz zaman alet yanlış okuma verebiliyor. Yani bu bölgede çürük olsa da olmasa da çürük varmış diye sizi yanıltabiliyor. Veyahut da dişin smooth yüzeylerine yani vestibül veyahut da palatinal yüzeylerinden uyguladığınız zaman da size hatalı sonuçlar verebiliyor. Uygulama yeri daha çok oklüzal yüzeyden uygulanarak yapılan bir teşhis yöntemi kendisi. Kantitatif ışık etkili floresans yönteminde QLF adıyla adlandırılıyor. İşte demenize olmuş ve demenize olmamış dokular arasındaki kontrast farkının az olması mineral kaybının başlangıç düzeyindeki teşhisini engelleyebiliyor. Başlangıç düzeyindeki çürük lezyonları mineral kaybının tespiti ve miktarını belirlenmesi konusunda çoğu teknik klinik olarak kullanılabilir. QLF çürük lezyonları diş plağını, bakteriyel krizini, diş taşını ve renkleşmeyi nicel olarak ölçebilen bir alet olarak tasarlanmış. Bu cihazımız dişe bir özel bir ışığımızı veriyor. O ışık verdikten sonrasında bakın burada görüntüsü hastaya baktığınız zaman belki burada bir çürük var mı yok mu emin olamadığınızda eğer QLF cihazını kullanarak baktığınız zaman dişin özellikle diş etine yakın bölgelerinde renklenmeleri görüyorsunuz ve hastacığım sizin buralarda çürük başlangıcınız var. Bunları raminalize edebileceğimiz dokular gibi gözüküyor. O yüzden bunlara bir raminalizasyon uygulaması yapalım deyip hastaya gerekli koruyucu tedavileri yaptıktan sonrasında işte belli bir kontrol için geldiği zaman onların repair pozisyonda tamir, remineralize olduğunu, bazılarının ise olmadığını burada iki numarada olduğu gibi görebiliyorsunuz ve ona göre tedavisini planlıyorsunuz hastanın. Bu çekilmiş bir dişten görüntü. Normal baktığınız zaman herhangi bir çürük yok diye görüyorsunuz ama QLF yöntemiyle baktığınız zaman da bu bölgede bir ışıkta bir farklılaşma görüyorsunuz ve daha sonrasında bunun kesitini aldığınız zaman da burada ufak bir çürüğün varlığını da görebiliyorsunuz. Başka bir yöntemimiz ise FOTI. Fiber optik transformasyon görüntüleme olarak adlandırılıyor. Bunlar aslında iki kardeş, ben öyle söylüyorum. Bir tanesi FOTI, bir tanesi DiFOTI. DiFOTI olan dijital olanı, FOTI olansa dijital olmayanı biraz daha eski teknik pozisyonda. Şimdi çürük diş dokuları ışığı daha fazla kırmakta ve sağlıklı dokulara göre daha düşük ışık geçirme endeksi göstermekte. FOTI de bu şekilde geliştirilmiş bir alet. Ve aslında dişe ışık veriyoruz. Bizim görsel muayenede yapmış olduğumuz gibi bir ışık ama kullanmış olduğumuz reflektör ışığından çok daha büyük bir kuvveti var. Yani 2900 Kelvin şeklinde bir ışık veriyor ve o ışığı direkt doğrusal olarak dişin üzerine verdiği için de o bölgede bir
Çürük varlığında çürük ışık oradan birazcık daha zor geçtiği için daha koyu bir bölge olarak gösteriyor. Burada görüntüsünü görüyorsunuz. Işıkta yansıyan bir çürüğün görüntüsü. Çürük ben buradayım diye zaten kendini gösteriyor. Özellikle ve özellikle ara yüz çürüklerinin teşhisi için tavsiye edilen bir yöntem. Bu da onun dediğim gibi dijital olanı. Gene prensip aynı. Gene ışık veriyor ama bu sefer ışıkla beraber aletin öbür tarafında bir prop var. Bir okuyucu var. Dişi sensör ışıkla beraber o probun arasında yerleştirdikten sonrasında görüntüyü bilgisayarınıza yansıtıyor ve bilgisayarda yansıtmış olduğunuz görüntüye istinaden sizin burada çürüğünüz var diye, bakın burada ışık geçirgenliği az olduğu için burada görüntü size oradaki çürük varlığını direkt olarak hastaya göstermenize olanak sağlıyor. Sadece o maksatla değil, şimdi dijital olan bütün her şeyde şöyle bir imkanınız da var. Lütfen unutmayın. Her türlü veriyi saklama ve veriyi paylaşma ihtimaliniz de var. Oluşabilecek pozisyondaki bir savcılık veyahut da bir şikayet pozisyonda kendinizi garantiye almak maksadıyla dijital pozisyondaki verilerinizi düzenli ve tertipli pozisyonda bir saklamanızı sizlere tavsiye ederim. Yani şimdi bu görüntüye istinaden burada çürük var dediniz hastaya. Hasta da benim çürüğümü işte dolgu yaptı yapmadı gibi bir yasa olarak sizi suçlamada kendinizi ispatlamanız açısından önemli bir klinik veri elde edersiniz kendinizi korumak için. Gene lazer floresans yöntemi ama birazcık daha geliştirilmiş pozisyonda. Gene Kava firmasının Dialux isimli bir cihazı. Sistem gene tamamen aynı. Yüksek oranda bir ışık veriyor dişin üzerine. Tabii görsel olarak gene görüyorsunuz. Görsel olarak gördüğünüzde işte burada bir kavite lezyonunu görebiliyorsunuz. Peki yeni geliştirilen en sonda gene Diagonal Kavon'un geliştirdiği 780 nanometre dalga boyunda ışık yayıyor. Gene dijital olarak saklayabildiğiniz bir görüntü. Eski restorasyonları da gösterebiliyor bakın burada. Tek sıkıntısı siyah beyaz kayıt yapıyor. Çürük var veya yok şeklinde siz ekranda kendiniz görebiliyorsunuz. Bunun için geliştirilmiş olan bir iki program da var. JPEG diye JPEG endeksli görüntülemelerle beraber dişlerin beyazlıkları veyahut da gri tonlarını ölçen programlar var. Onlarla çürük varlığını daha net pozisyonda emin olabiliyorsunuz. Bakın şurada olduğu gibi burada bir çürük var. Klasik anlamda şöyle bir soru geliyor. Hocam çok güzel arayüz çürüklerin teşhisinde bu tür ışık uygulamaları çok güzel olabilir. Ama biz bunu muayenehanemizde uygulayabileceğimiz bir şey var mı? Şeklinde bir soru geliyor. Firmalar her ne kadar beğenmiyor olabilir bu sözümü ama kullanmış olduğunuz kompozit polimerizasyonunda kullanmış olduğunuz ışık cihazlarını da gözlerinize bu gözlüklerden takarak ama özellikle sarı renkte koruyucu onların şiltleri de vardır birçok firmanın onları takarak dişe ışık uyguladığınız zaman da eğer dişte çatlak veyahut da özellikle arayüzde bir çürük varsa ışık cihazının yüksek ışığı vasıtasıyla birazcık tecrübe ederek arayüz çürüklerini sizler de kendi muayenenizde, kendi kliniğinizde saptayabilirsiniz diye sizlere güzel bir tüyo vermiş olayım. Bu en son bahsetmiş olduğum bu DiagnoCam isimli cihazın işte ağız içerisindeki görüntüleri ve bilgisayara yansıtılmış olan görüntüleri. Tabii tek ama eski restorasyonlar da görülebiliyor. Ne yazık ki eski restorasyonların arasında kalmış olan arayüz çürükleri veyahut da süperpoze olmuş pozisyondaki yerler bu görüntüleme sisteminde net olarak görülemiyor. Çürük tespit solüsyonları, genellikle çürük tespit solüsyonunu çürüğün teşhis aşamasında kullanmıyoruz. Kaviteyi açtıktan sonrasında o bölgede çürük kalmış mı kalmamış mı diye kullanıyoruz. Ama gerektiği zaman tekrar çürük teşhisinde de kullanabiliriz. En önemli amacı enfekte olmamış iş tabakada aşırı bir temizlemeyi önlemek aslında. Burada bir hastamızda iki tane ufak nokta var. Bu dişte bir şey var mı yok mu belli bile değil. Biz gene de boyar malzemelerden öncesinde bir diagnodentle ölçtük. İşte birinde 38, birinde 45 skoru olduk. 45 skoru artık dentine ulaşmış ve derin bir çürük manasında. 38 de dentine ulaşmış bir çürük manasında. Ondan sonrasında boyar malzemelerle boyandık. İşte bir tanesi hiç boyanmadı. Bir tanesi bayağı bir çok boyandı. 7 numara. Sonrasında kavitelerini açtık. Bol miktarda çürükle karşılaştık.
ve hepsini temizledikten sonra restorasyonlarını yaptık. Diğer bir yöntem ise elektriksel iletkenlik. İşte oklüzal yüzey ve füsürlerdeki çürük minenin elektriksel iletkenliği artmaktadır. Oklüzal yüzeyin tümü bir iletkenle kaplanmakta ve iletkenlik oklüzal yüzeyden bir elektrot ile ölçülmektedir. Eğer kullandıysanız Apex Locator mantığıyla geliştirilen bir alet. Aletin klasik anlamda bir ucu var ve diğer bir ucu var. Diğer uç klasik Apex Locator gibi dişin hastanın ağız kenarına takılıyor. Sonra dişe bir jel sürülüyor. O jelle beraber diğer ucu koyuluyor ve dijital olarak bir veri veriyor. O vermiş olduğu veriye istinaden de bu dişte çürük var, bu dişte çürük yok diyoruz sadece. Çürüğün derinliği veyahut da çürüğün lokalizasyonu hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Raman spektroskopisi. Şimdi burada spektroskopinin ne demek olduğunu ben de yeni öğrendim. Daha yeni geliştirilen bir alet çünkü. Elektromanyetik ışınmanın ve bazı parçalarının bir cisim, bir miktar madde tarafından saçılması, yansılması, soğurulması veya salınması ile ilgilenen bir fen bilim dalıymış. Diş çürüğünün hidroksapit kristallerinin demineralizasyonu tasvir edilmekte. Raman spektroskopisi hidroksapatit kristallerinin karakterizasyonunda yardımcı oluyor ve başlangıç diş çürüğü tespitinde umut verici sonuçlar vermiş. Çok güzel bir alet, çok beğendim ama çok büyük bir alet. Hasta ağzına sığmasının imkanı yok. İlerleyen yıllarda inşallah küçültülüp ağız içerisinde de bizim teşhisimizde kullanmamıza olanak verecek boyutları indirgeyebilirler. İşte klasik anlamda çekilmiş dişlerde yapılmış olan veya da histolojik kesit gibi araştırmalar için kullanılan bir yöntem şu anda. Bu dişi bu bölgeden mikroskopun altında gezdiriyorsunuz ve çürüğün maksimum olduğu bölgelerde pik değerler verip size çürük burada fazla, burada az şeklinde ve sayısal veriler veriyor. Çok da güzel bir alet. Yine spektroskopiden geliştirilerek alternatif akım empedans spektroskopileri geliştirilmiş. Klasik çalışma mantıkları elektronik kerizmetri yani elektriksel iletkenlikle aynı sistemle çalışıyorlar. Aletin bir avantajı var. Üzerine hem sayısal değer veriyor hem de renk değerleri var. Renk değerlerine göre artı sayısal değere göre her ikisini birlikte harmanlayarak ölçüm yapıyorsunuz. Ve değerleri de bu şekilde işte yeşil, sarı değişik pozisyonda rakamları var. Kavitenin dişin üzerinde gezdirdikten sonrasında size bir hem renk hem de dijital değer veriyor. O dijital değere istinaden işte karşılığına gelen açıklamaya göre kavitenizi nasıl bir şekilde açacağınızı siz kendiniz karar veriyorsunuz. Ultrasonik görüntüleme, sonografi, işte ultrasonun kavitasyonu oluşmamış mire çürüğünün tanısında kullanılmaya başlamış. Klasik ultrasonik görüntüleme işte bildiğiniz ses dalgaları aslında. Yüzeye dik şekilde uygulanırsa dokuda bulunan defekt daha kolay bir şekilde saptanabiliyor. Bu sistem aynı zamanda Canary sistem de deniyor. Belki o şekilde duymuş olabilirsiniz. Ne yazık ki görme ve kullanma şansım olmadı. Klasik anlamda dişe şöyle bir hem kamerası var hem de ses dalgaları yayıyor dişe. Ve dişin vermiş olduğu sisteme göre gene bir kalibrasyon bir sistemi var. Dişin farklı farklı yerlerinden farklı farklı dijital değerler veriyor. İşte 0 ile 20 sağlıklı pozisyonda, 21-70 erken bir çürük, işte 71'den fazlası sonrasında da kesin bir çürük var şeklinde size değer veriyor görselde. Ve ona istinaden siz de kavitenizi açıp dişi restore etme imkanınız oluyor. Novadent diye bir firmanın UCD isimli bir cihazı. Birazcık daha fotoğraf falan çekmiyor ama ses dalgalarıyla gene işlem yapıyor. Cihazı hasta ağız içerisinde gezdiriyorsunuz ve ses dalgaları gezdirmiş olduğunuz bölgedeki saçılmasıyla beraber bu bölgede çürük var diye size ses dalgası olarak haber veriyor ve ona göre siz de çürüğün lokalizasyonu hakkında daha net pozisyonda bilgiye sahip oluyorsunuz. Şimdi 70'li yılların başına kadar hangi aşamada olursa olsun çürük lozyonlarının tedavisi prensip olarak restoratif yollarla yapılmaktaydı. Yani bu ne demek? Burada çürük başlangıcı var, burada çürük var. Fark etmez, bu diş açılacak ve restore edilecek. Ama 70'li ve 80'li yıllarda ise yapılan çalışmalarda re ve demineralizasyon süreçlerinin açığa çıkartmasıyla başlangıç çürük lezyonunun koruyucu önlemlerle operatif girişimlerine gerek kalmadan iyileşebileceği ortaya konmuş. Yani bu ne demek?
Bu diş tamir olabilir. Bu diş remineralize olabilir. O yüzden biz bunu direkt olarak açmayalım. Buna bir kavite açmayalım. Direkt bir restorasyon yapmayalım. Dişe bir şans daha verelim. Ve remineralizasyon olması için ona biraz zaman tanıyalım şeklinde. Fistüllerde gelişmiş pasif mine çürük lezyonlarının ve kök yüzey çürüklerinin tedavisinde uygulanan non-invazif tedavi yöntemleriyle bu çürükler invazif restoratif işlemlere gerek kalmadan tedavi edilebilmekte. Az önce bahsetmiş olduğum fistül örtücüler de bunlara güzel bir örnek. Özellikle bu işlemlerde remineralizasyon üzerinde pozitif etkileri bulunan flor, laklar, CPP-ACP içeren ürünler kullanılmayı tavsiye edilir. Şimdi burada birazcık duralım. Flor Türkiye'de kullanılıyor mu? Son zamanlarda bayağı bir karalama kampanyası var. Belki medyada görmüşsünüz. İşte florun zararlı etkileri, toksik etkilerinden bahsediliyor. Ama sistemik olarak flor çok fazla alan bir toplum değiliz Türkiye toplum olarak. O yüzden bazı firmalar hele hele şey yapıyorlar, böyle diş macunlarından bahsediyorum. Bizim diş macunumuzda flor yok diye kendilerini övüyorlar. Ama ben Türkiye şartlarında flor içeren diş macunu kullanılması taraftarı olan bir insanım. Çünkü biz düzenli olarak diş hekimine giden, düzenli olarak ağız bakımı yaptıran, gargara, diş ipi, arayüz fırçası, neredeyse hiç kullanmayan, diş fırçalamayı da işte akşamdan akşama yapan bir toplumumuz olduğumuz için floru kullanmamız gerektiğini inanıyorum. Şimdi laklar konusu biraz enteresan. Laklar ilkokul çağında çocuğunuz veya yakınınız varsa duymuşsunuzdur. Benim kızım var ve yeni geldi okulundan bir yazı. İşte lak yapılacak mı diye. Flor lakı tabii ki yapıyorlar. Ağız diş sağlığı merkezlerinin uygulamasıyla beraber okullarda florlu laklar uygulaması yapıyorlar. Hangi marka lak kullanıldıklarını ne yazık ki öğrenemedim. Ben keza size de hastalarınız tarafından geliyordur. Hocam işte bir çocuğun okulundan bir yazı geldi. İşte böyle böyle bir flor lakı uygulayacaklarmış. İzin verelim mi, vermeyelim mi şeklinde belki yakınlarınız sormuştur. Bana da çok soran oldu. Ben şahsen kendi kızıma evde lak kendim uyguluyorum. O yüzden dışarıda ekstradan bir lak uygulamasını uygun bulmadım. O yüzden uygulatmadım. Ama çok güzel bir yöntem. Tabii ki florun sistemik olarak daha uzun süreli salınımına imkan veren bir sistem laklar. O yüzden kullanılması gerekiyor. Neden? Çünkü başlangıç pozisyondaki çürüklerin engellenmesi için o bahsetmiş olduğum en başta bahsetmiş olduğum floropatit denilen dişin sağlam diş dokusunu oluşturmak için çok güzel ve etkili bir yöntem. Başka bir ise CCP, ACP içeren yeni bir macunumuz var. Yani gerçi pek de yeni değil. Yaklaşık 10 yıllık bir macun. Süt proteinlerinden elde edilen macun. İçerisinde kalsiyum ve potasyum var. Ki bunlar da dişin ana yapısını oluşturuyorlar zaten. O kalsiyum ve potasyumun dişe tamir olayında artısı var. O sebeple macun olarak hastalara vermiyorum. Neden? Çünkü macun diye hastalar köpüren bir şey bekliyorlar. Ben bunu bir yardımcı enstrüman olarak veriyorum hastalarıma. İşte sizde çürük başlangıcı var. O yüzden dişlerinizi fırçalayın. Yatağa gitmeden hemen öncesinde bu CCP, ACP içeren macunla dişlerinizi fırçalayın. Sonra da hiç çalkalama yok, hiç su yok, hiçbir şey yemeyeceksiniz, hiçbir şey içmeyeceksiniz ve direkt yatağa yatacaksınız diyorum. O şekilde ilaç olarak veriyorum. Hastalar da o zaman kullanmaya devam ediyorlar. Ama macun diye verirseniz hocam bu köpürmüyor diye getirip size şikayette bulunabiliyorlar. Demineralizasyon süresini yavaşlatacak ve diş üzerine antimikrobiyal etkisi edecek dentin bağlayıcılar ve reçine infiltrasyon, fistül örtücü ve ozonun kullanılması önerilmekte. Sonuç olarak günümüzde geleneksel teşhis yöntemleri başlangıç çürük lezyonlarının belirlenmesinde en sık kullanılan yöntem. Görsel inceleme, ayna ve sontgen inceleme ve günlük rutin muayene sırasında kullanılan malzemelerle yapıldığında daha ucuz, uygulaması basit ve özel bir eğitime ihtiyaç duyulmuyor. Radyografik yöntemde ise hasta radyasyona maruz kalmakta, kimyasal banyo solüsyonunun kullanılması gerek duyulmakta ve çalışma süresi uzamakta. Dijital radyografilerde ise hastaya verilen radyasyonun dozu daha az, bilgisayarda görüntünün incelenmesi ve saklanması daha kolay, bu hem sizin için hem hasta için önemli. Ancak dijital radyografilerin maliyeti ne yazık ki yüksek ve kullanım için diş hekiminin biraz eğitim alması gerekiyor. Lazer floresans, FOTI ve elektriksel iletkenlik yardımıyla yapılan çürük teşhisinde hasta radyasyona maruz kalmıyor. Teşhis daha kısa zamanda yapılıyor. Çalışma süresi azalıyor ama ne yazık ki fiyatları gene çok o kadar makul pozisyonda değil bu cihazların.
Yapılan çalışmalar göstermiş ki günümüzde geliştirilen çürük teşhis yöntemlerinden hiçbiri klinik muayene ve radyografik inceleme kadar ne yazık ki etkin değil. En az iki teşhis yönteminin bir arada kullanılması daha yararlı olacak. Peki, geliyorum sunumumun son 2-3 slaytına. Bir sonraki aşamamız ne olacak? Next step. Artificial intelligence. Hepiniz duymuşsunuzdur belki. Yapay zeka olarak adlandırılıyor. Yapay zeka diş hekiminin içerisinde girmiş pozisyonda. Şu an içerisinde Amerika menşeli pozisyonda Denti Ali ve Dentist Ali diye iki tane şu anda benim bildiğim bir platform var. Bu platform çok enteresan. Hastanın bütün verilerini, radyografik verisini oraya gönderiyorsunuz ve gönderdikten sonra panoramik radyografi, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sistem kendi hafızasında bulunan milyonlarca fotoğrafı, milyonlarca röntgeni karşılaştırıyor ve size diyor ki 16'da %35 olasılıkla çürük var veyahut da hava boşluğu var veyahut da işte dış rezorpsiyon var. 18'de kesin çürük var, işte 27'de periodontitis var. Ya ne oluyor, ben mi görmedim acaba deyip tekrar röntgene baktığınız zaman evet bunlar olmuş olabilir diye size bir platform şeklinde, platform aslında sizin yerinize biraz teşhis yapıyormuş gibi işlem yapıyor. Bu diğer firma ise Dentistry AL denilen bir firma. AL aslında Artificial Intelligence'ın baş harflerini alıp da yapmışlar. Bunda da gene içerisinde gene milyonlarca fotoğraf var ve siz hastadan çekmiş olduğunuz herhangi bir röntgeni bu platforma yüklüyorsunuz. Platformda işte keza diş hekimleri, keza daha öncesinde bilgisayarın hafızasında bu çürük olarak saptanmış olan bütün her şey kayıtlı ve size işte markla işaretleyip bu bölgede ufak bir çürük var. Bakın gördüğünüz gibi ısırma radyografisi çekmiş meslektaş. Meslektaşın çekmiş olduğu ısırma radyografisi sonrasında işte 5 numaranın listelinde ufak bir arayüz çürüğü var. Evet var. Doğru. Hemen orayı işaretlemiş ve hekime geri postalıyor. Bu geri postalamayla beraber hekim de diyor ki evet ben de emin olamamıştım ama yapay zeka sağ olsun bana yardımcı oldu. Ve burada ben bir çürük varlığını tekrar tespit etmiş oldum diyor. Şimdi başka neler günümüze girecek? İşte bekliyorum. Çipler, belki braketleri nasıl ortodontist arkadaşlar dişlere yapıştırıyorlar. Belki yakın bir süre içerisinde sadece braket değil, aynı şekilde bu ufak çaplı pozisyonda sensörler belki yapıştırılarak dişlerimizin hangi durumda işte ne yemememiz gerektiğini belki bize söyleyecek. Veyahut da diş fırçalama zamanının geldi, hadi kalk diye bize uyarıda bulunacak, bilmiyorum. Teknolojimiz o tarafa doğru gidiyor. Sanal gerçeklik gözlükleri de aynı zamanda kullanılmaya ufak ufak başlanıyor meslekte. Bununla ilgili de bir iki tane çalışma yapılıyor şu anda. Hastanın hem fotoğrafları hem tomografi verileri alındıktan sonrasında sanal gerçeklik gözlüğüyle dişe her yönden bakmanıza olanak sağlayacak pozisyonda sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Bakalım bir sonraki seviye, bir sonraki aşama ne olacak bilmiyorum. Evet, Ramazan'ın başlamasıyla beraber bu akşam ilk sahurumuz var. Kısmet olursa sunumum burada sona eriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1 saat 20 dakika, 1 saat 15 dakika biraz sizleri boğdum galiba bilgiye. Umarım mutlu kalmışsındır. Eğer sorunuz varsa seve seve cevaplamaya hazırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Oktay Hocam, bu güzel sunum için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile hem meslektaşlarımızı hem öğrencilerimizi buluşturduğu için Doktor Club platformunun yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek kuru bir teşekkür değil. Şöyle ifade edeyim, hem ben her pazartesi hem de burada bizlerle olan tüm öğretim üyelerimiz hakikaten değerli meslektaşlarım o kadar keyifli geliyorlar ki şu anda ben Oktay Hoca'da da onu görüyorum. Bunu teklif ettiğimizde heyecanlanıyorlar ve sizlere sunumlarını anlatmak için çok keyifle geliyorlar. Bunu görmek benim için hem fakültem için hem üniversitem için hakikaten çok güzel bir duygu. Bu anlamda çok mutluyuz. Şimdi sorularınız gelmeye başladı.
Ben bunları Oktay Hoca'ya sormak istiyorum. Arka dişlerdeki aproksimal çürüklerin klinik tanımlanmasında Bitewing radyografisi ile DiFOT'i karşılaştırmasını yaparsak tercihiniz ne olur? Demiş bir meslektaşımız. Şimdi DiFOTI'nin avant tabii şimdi Bitewing radyografiyi dijital mi çektim yoksa normal mi çektim bu önemli. Neden? Çünkü veriyi saklamak isterim. Daha sonrasında hastaya sizin burada çürüğünüz vardı veya yoktu demem için dijital olması benim için önemli. Teşhis açısından gelirse bu da klinik tecrübeyle alakadar bir durum. Benim şahsi kullanım tercihim Bitewing radyografisi olurdu. Tabii ki DiFOT ile o kadar çalışmadığım için aslında ama DiFOT ile de uzun yıllardan beri çalışıyor olsam kesinlikle DiFOT'ü de tercih edebilirdim. Ama dediğim gibi göz aşinalığı bir de benim doktora konum arayüz çürükleri olduğu için ben çok Bitewing radyografi çekmek zorunda kaldım. Bir Bitewing radyografi gördüğüm zaman burada çürük var, burada yok dediğim zaman genellikle sensitiften ve spesifikten çok yüksek öyle söyleyeyim size. Oktay Hocam, bir de bu cihazlar ne kadar çokmuş. Yani satılıyor ki bu kadar çok cihaz üretiliyor. Hakikaten teşhis metotlarında ben birkaç tane olabileceğini tahmin ettim ve bildiklerim vardı ama siz o kadar uzun anlattınız ki demek ki bunun yurt dışında uygulaması çok fazla. Bir de değil mi? Yani çürüklerde siz de belirttiğiniz hatalar olabiliyor. Bazen çürük olmayan ben de görmüştüm. Yıllar önce muayenehanem varken diğer meslektaşlarımda hani çürük gelişmeden kavite açılması olduğu gibi çürük çok ilerledikten sonra endodontiye gidip değil mi hani o ampul şeklinde böyle Evet. yüzeyden görünmeyen çürüğün geç teşhis edilmesi de bir problem. Bu açıdan teşhis metotları hakikaten çok önemli bence. Şimdi yurt dışında bu kadar faal olması diyeceğim tam anlamıyla nedeni malpraktis tabii ki. Evet. Çünkü çok ciddi anlamda yaptırımlar söz konusu. Fiyatlar da çok yüksek Türkiye Hı. nazaran. Hekim o kadar parayı aldıktan sonrasında hastadan eğer bir şikayet geldiği zaman kendini bir şekilde ispat etmek zorunda. O sebepten dolayı da birkaç tane teşhis yöntemini bir arada kullanarak kendisini aslında sağlama almaya özen gösteriyor. İnşallah Türkiye'de de bu birazcık daha gelişir. Çünkü çok gelişme var. Ciddi anlamda çok yeni teknolojiler de var. Kullanılması tabii ki hekim için yararlı. Yoksa tabii hasta hekim için her şey, hasta için de her şey demek. Ben bu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü sizin alanınızda çok fazla gelmiyor ama cerrahi ile ilgili alanlarda, implantta, ameliyatlarla ilgili komplikasyonlar anlamında bize bilir kişilik çok geliyor hakikaten. Ve malpraksisler çok arttı. Yani şöyle gerçek malpraksisler var. Bir de hastaların yani tedavileri hekimin doğru anlatmaması, hastanın algılayamaması ve mahkemelik olması durumları da var. Evet. Yani bu anlamda ben malpraksinin artacağını ve belki bu teşhis metotlarına ileride çok ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bir de dediğiniz gibi onu da söyleyeyim ve ilave edeyim. Hakikaten bizim mesleğimiz yapay zekaya çok uygun. Ve yapay zeka ilerledikçe meslektaşlarımız bunu kullanacaklar. Bence bir an önce hakikaten cihazların kullanılmasını, teknolojiyi takip etmeleri çok önemli. Bir müddet sonra iş buna dönecek. Açıkça şöyle söylüyorum ben ve benden daha kıdemli diyeyim meslektaşlarımızın buna erken adaptasyonu çok önemli. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Alt çenede gömülü dişlerin üzerindeki kemik miydi diyor sizin Bu röntgende? Ben galiba kemik gördüm sanki. Yanlış mı gördüm hocam? ben de kemik gördüm hocam. Şey Kemik diye biliyorum. Ben öyle gördüm. kemik şey ne kemiği diyorlardı onun ismini unuttum şimdi. Röntgen hatası diyeyim tam anlamıyla. Direkt kemik. Değil mi? Hı. Separatürde hastanın geç gelmesi sonucu geri dönüşümsüz bir açıklık oluşabilir mi? Hayır. Evet. Anında kapanıyor. O lastikleri mi Separasyon yok. kastetmiş Evet. meslektaşımız? Onu anlatırsanız bir açarsanız 2 saniye hocam. Ya
Kesinlikle ve kesinlikle zaten öyle bir uzun süre kalma ihtimali yok. Çünkü dördüncü veya beşinci gün sonrasında ara o kadar bollanıyor ki lastik kendi kendine düşüyor. Buradaki en kötü olabilecek şey hastanın lastiği yutması olabilir. O da Ama o çıkar hocam. Yani bir şey olmaz herhalde. çıkar, bence de çıkar. Çok ufak bir lastik zaten. Bazen lastik kopabiliyor hastanın ağzında. Koptuğu zaman hasta zaten telaşlı pozisyonda geliyor. Çünkü yaptığınız şeyi söylüyorsunuz hastaya. Yani burada bir şey var, kabul ediyorum. Ama ben senden röntgen çekemiyorum. İşte elimde difotü de yok, orayı teşhis de edemiyorum. Ne yapalım diyorsun. Hastaya söylüyorsun ki bak bu şekilde bir şey var, onu oraya takalım. Ama 2-3 gün sonra geleceksin dediğin zaman zaten hasta bilinçli pozisyonda tamam hocam 2 gün sonra ben gelirim diyor. Siz randevunuzu ayarlıyorsunuz sonrasında. Hasta geldiği zaman bir hafta sonrasında kesinlikle kalmıyor. Yani 4. günden sonrasında hastanın ağzında kalma durumu neredeyse yok. Düşer. Düşer. Genişlikten dolayı düşer. Açıklıkta muhakkak muhakkak hastalar dişlerin mezyalizasyonu yüzünden çok kısa bir süre içerisinde bir gün olmasa bile 1,5 gün sonrasında muhakkak kapanır. Yaşım ortaya çıkacak ama ben o şeyleri ortodontistler kullanıyordu. Braket kullanımına geçmeden önce halka ile yapılırken Evet hocam. onu yaparlar birkaç saat yahut da bir gün önceden. Ertesi gün ortodontik şeyleri, halkaları şey yaparlardı ağızda. Ben oradan biliyorum, öyle hatırlıyorum. Hala kullanıyorlar hocam. Özellikle headgear takılacak Ha, hastalara, yani olabilir, dışarıdan onu bilmiyorum. takılacak hastalarda 6 numaraları braketlemek yerine bantlıyorlar. Bildiğim kadarıyla tabii ki o da. O zaman gene aynı şekilde bu separasyon lastiklerinden kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Şimdi uzunca bir soru var. Remin Minor solüsyonları yerine Karbopol EDT 20-50 kullanır mısınız diyor. Bu yöntemin faydaları Karbopol var mı diyor. EDT 2050 nedir bilmiyorum. İlk defa duydum. Anladığım kadarıyla bir şey mi? ECM firmasının ürettiği rezin imitasyon yöntemi malzemesi mi bilmiyorum. Hiç daha önce duymadım. Belki özel bir piyasa ismi ise duymadım. Bir bakalım hemen internetten. Nasıl olsa onlineyiz. Ben de bilmiyorum hocam. Benim alanım olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Ağız boşluğundaki lokositlerin diş çürüğü enfeksiyondaki rolü nedir diye bir sorumuz var. Tabii ki şimdi çürük yapan mikroorganizmalar zaten streptokoklar, streptokokus mutanslar, laktobasiller ve aktinomiçesler. Ne yazık ki hepsi bu konuda birazcık önde. Bu önemli olan burada bizim sayıyı düşürmeye yönelik işlem yapmamız. Ağız içerisindeki mikroorganizma sayısını düşürmek için de yapacağımız belli başlı şeyler var aslında. En basic'i diş fırçalama. Diş fırçalamadan sonrasında belki işte ağız gargaraları kullanılması. Ama unutmaması gereken bir şey var. Bu mikroorganizmaların sayısını tetikleyen şey de diğer dişlerde bulunan retansiyon alanları veyahut da hastanın eski kullanmış olduğu eski restorasyonların olduğu retansiyon alanları. Şimdi bir hastanın ağzında mütarik bir protez varsa o mütarik protezin üzerinde biriken besin artıkları mikroorganizmalar da çürük yapan mikroorganizmalara sebebiyet verebilir. Yani sadece diş temizliği olarak ne olur düşünmeyin. Eski restorasyonun veyahut da orada bir 20 yaş dişindeki dişlerinde oluşan ufak bir kapişonun bunların hepsi mikroorganizmalar için bir konak yeri ve hepsi birlikte değerlendirmek lazım. Yani amaç mikroorganizma sayısını düşürmekse gerekli olan fırçalama, ağız bakımı, ağız gargarası hepsini yapmak lazım. Ama tek başına bunlar yetmezse işte o zaman ne yapacağız? Biz çürümesin diye çürüyecek olan dokuyu kuvvetlendirmemiz lazım. O da ne? Dişi kuvvetlendirmemiz lazım. Dişi nasıl kuvvetlendireceğiz? Tabii ki ve tabii ki florla. O yüzden flor cidden çok önemli. Evet, biz flor anlattık hocam. Pedodontist arkadaşlarımız anlattılar. Siz yetişkinlere bakıyorsunuz ama onlar ayrıntılı da bilgi verdiler. Siz de benzer görüştesiniz zaten. Çünkü Evet. aynı işleri yapıyorsunuz. Sadece popülasyon, yaş farkı var. Şimdi bir sorumuz daha var ama onu yanıtladınız ayrıntısıyla. Bite Fink radyografinin değeri diyor. Ksilitol genç nüfusta çürükleri azaltmada etkili midir diyor. Evet hocam. Şimdi ksilitol özellikle ksilitollü macunlar, macun diyorum pardon, sakızlar şu anda çok Sakızlar, fazla çiklitler. revaçta. Ben bu örneği şöyle vereceğim. Şimdi ksilitol bir miktar tükürük akış miktarımızı arttırıyor.
Arabası olanlara söyleyeyim. Arabanızı bir kova suyla mı yıkamak istersiniz yoksa iki kova suyla mı? İki kova suyla. Neden? Çünkü ne kadar çok su kullanırsanız arabanız o kadar daha temiz olacaktır. Dişleriniz için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Bir kova tükürük yerine iki kova tükürükle beraber dişlerin yıkanması o bölgede daha seyreltilmiş pozisyonda mikroorganizma olmasını ve dişlerin daha iyi yıkanmasına sebebiyet verecek. O yüzden ksilitol özellikle sakızların kullanılmasını ben tavsiye ediyorum. Hocam Eklem problemi yoksa. orada literatür bilgisi, yani siz eklem dediniz. Çok fazla çiklet çiğnenmesinin de, sakız çiğnenmesinin de diş eti hastalıklarından, yani periyodon suyuma şu anlamda kemik rezorpsiyonlarını arttırdığı konusunda şeyler var. Yani o açıdan hani ağız şeyi sağlayacağız diye saatlerce çiklet Yok çiğnenmesi hocam. de çok önerilmiyor diye biliyorum. Doğru. Geçen Zaten sefer de bunu hatırlatacaktım, unuttum. Hani hocalarımıza soracaktım. Yani çok uzun bir sürede olmasın diye ben böyle bir bilgiyi bir hatırlatayım dedim. hocam şimdi o sakız çiğneme bizdeki gibi cak 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 sakız çiğnemek değil zaten aslında. Onar dakika veyahut da beşer dakikalık çiğnemeden bahsediyoruz bu ksilitolün Tabii. etkisi için. Yoksa zaten o sakızın içerisindeki ksilitol çok kısa bir süre içerisinde tükürükle beraber karışıp sindirim yoluyla midenize gidiyor. Tamam ağzınızda sakız oluyor hala ama o ksilitolün etkisi ortadan kalkmış oluyor zaten ağız Evet. sıvılarıyla beraber. Yani 10 dakikanın üstünde sakız çiğnemenin herhangi bir faydası yok. Evet. Bulimya ile diş çürüğü arasında gibi hastalıklar diyoruz aslında. Herhangi bir bağ var mıdır demiş yine bir meslektaşım. Tabii ki. Şimdi bulimya çok sıkıntı. Neden? Hem anoreksiya hem de bulimya sıkıntı. Şimdi anoreksik hastalar yemez. Bulimik hastalar da ne yazık ki kusar. Kusma sadece kusma değil. Kusmayla beraber mide asitiyle beraber kusma dışarı çıkartıyorlar. Tamam ama aynı zamanda bir parantez daha açayım. Reflüsü bulunan hastalar da bizim için sıkıntı. Çünkü reflüsü bulunan hastalarda da ne yazık ki geğirme ile beraber midenin içerisindeki asitin buharını ağız ortamına atar. Bu tür hastalıklara sahip olanlar. Şimdi gene geldik işte florapatit, kalsiyum hidroksit işte mide asidi çok kuvvetli bir asit. pH'i 1.3-1.4 civarında bildiğim kadarıyla. O yüksek pozisyondaki asit ki bizim için kritik pH 4.5'tu hatırlıyorsunuz. Gaz pozisyonda da olsa ki bulimik hastalar kustukları için direkt olarak mide sıvısını da kustukları çok oluyor. Ağız içerisinde asit atakları had safhada yüksek pozisyonda oluyor ve diş çürükleri olmasa bile erozif lezyonları kesinlikle ve kesinlikle bu hastalarda görülüyor. Özellikle dişlerin palatinal kısımlarında görülüyor ve keser yüzeylerinde yani oklüzal yüzeylerinde ve palatinal yüzeylerinde aşırı derecede lezyonlar görüyoruz bulimik hastalarda özellikle. Şimdi birkaç tane sorumuz daha var. Çok uzatmak ben istemiyorum ama şöyle bir şey aklıma geldi. Gebelerde de benzer şeyler olabiliyor. Diş fırçalamayı ne kadar sonra, böyle bir şeyimiz var mı hocam? Neden ağızda, siz anlattınız ya, asidik bir Evet hocam. ortam var. Bizim genel yaklaşımım, benim de yıllar yıllar önce, 20-30 yıl öncesinde hemen hani ağızı temizlemek şeklinde oluyor. Ama değil mi? Sonra onunla ilgili bir bilgi olabilir. Evet, evet hocam. Şöyle bunu biraz daha genişletelim. Yemek yedikten hemen sonra da diş fırçalayalım mı diye genellikle bir soru Öyle geliyor. mi? Hayır, ne olur diş fırçalamayalım. Eğer ki bir temizlik yapmak istiyorsak sade bir suyla ağzımıza alıp bir çalkalama işlemi yapıp dişimiz ağzımızın içerisindeki pH seviyesini birazcık düşürmemiz lazım. Düşürmemiz dediğimiz asitten baza doğru kaydırmamız gerekiyor manasında. Çünkü diş şimdi kompozit restorasyon yapıyorsunuz hepiniz veya yapacaksınız. Ne yapıyoruz? Öncesinde bir asit uyguluyoruz. Asit uygulaması sırasında sonrasında yıkıyoruz, bakıyoruz dişte böyle bembeyaz, opak pozisyonda dişi görüyorsunuz hepiniz asiti çok yıkayıp kuruladıktan sonrası. Ne oldu? Dişi aslında dağladık. Mide asiti de aynı şekilde dişi dağılıyor ve diş o sırada repair yani tamir olamıyor. Siz kompozit restorasyon için o ortofosforik asiti dişe sürün.
Vazgeçtiniz. Herhangi bir kavite de açmadınız. Ondan sonra oraya bir tüklük değdiği zaman, normal ama herhangi bir şey değil, normal tüklük değdiği zaman bir yarım saat içerisinde orası tamamen kapanacak. Ne olacak? Çünkü remineralize olacak. Eğer ki böyle hemen yemekten sonra veyahut da işte istifra ettiniz veyahut da bulimik hastasınız, istifra ettiniz. İstifra sonrasında ne olur hemen diş fırçalamayın, çünkü dişi fırçalamayla beraber mekanik olarak da aşındırmanız söz Aşındırma. konusu. O yüzden öncesinde lütfen bir suyla alın, bir çalkalayın, bir yarım saat geçsin. Tüklüğün etkisiyle beraber ağız tamponlansın. Tamponlandıktan sonrasında dişinizi fırçalayabilirsiniz. Ama öncesinde ne olur? Direkt diş fırçalama işlemine girmeyin. Yurt dışında bir de şey yaparlar hocam ya, bunun da literatürleri de var. Peynir ikram ederler değil mi? Ağız pH Doğru için. hocam, doğru. Çayla Doğru. kahveyle birlikte onu ben de birçok arkadaşıma, hastama ve meslektaşlarıma ben öneriyorum. Son hem faydalı değil mi? Süt, Evet, kalsiyum evet. vesaire. Ama pH de biraz asidikten baziye doğru pH'ı düzenliyor. Bu anlamda önemli. Evet, Şimdi peynir bir ciddi de anlamda. gençlerimizden birisi sormuş. Restoratif diş hekimliği uzmanı olmak istiyorum. Geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Hocam bu güzel bir soru. Şimdi Hepsi hocam çok güzel bu ve keyifli de. diğer branşlar bana birazcık kızmasınlar ama şimdi siz biraz toplayayım. Benden daha kıdemli bir hoca olarak Söyle söyle, bir çekinme. Burada bir şey yok. Burada ast üst yok. Ben Gülsüm Akım, sen Oktay'sın. Oktay Yazıcıoğlu. Şimdi hocam Tamam, bizim kursumuz title'lar gelir geçer. yok, Makamlar gelir onu geçer. maksatla söylemedim hocam. Şimdi Biliyorum, kürsünün biliyorum. çok eski pozisyonunda düşünürseniz yani endodonti ile birlikteydik. Endodontiden Evet, ayrıldık. ben biliyorum o günleri. Ondan Birçok önce meslektaşımız da bilir. pedodonti ile birlikteydik. Pedodonti ayrıldı. Periodontoloji ile birlikteydik. Periodontoloji ayrıldı. Yani aslında şimdi restoratif demek sadece restore etmek değil ya. Biz birçok şeye bakan bir branşız aslında. Yani ben geri geliyor klinikte dolgu yapmadan önce diş taşı temizliği de yapıyorum. Gerekiyor kanal tedavisi de yapıyorum. Gerekiyor çocuğa da bakıyorum ama restoratifin geleceği bana sorarsanız çok fazla. Öğrencilere de ikinci sınıflardan sorumluyum aslında ben. İkinci sınıftaki öğrencilere şöyle diyorum. Arkadaşlar bakın birçok branş var. Cerrahi var, protez var, endodonti var, işte şu var, bu var. Hepsini sayıyorum. Diyorum ki kaçınızın ağzında total protez var diyorum. Tabii ki ikinci sınıf öğrencisi herkes bana bakıyor. Ağzımda total yok şeklinde. Ondan sonra diyorum kaçınızın ağzında işte kaplama var diyorum. İşte belki bir iki el kalkıyor. Peki kaçınızda implant var diyorum. İşte gene belki bir iki el var diyor. Peki kaçınızda dolgu var diyorum. Yarısı el kaldırıyor. Herkesi. Yarısı el kaldırıyor. Bakın diyorum yani benim branşım size yarınıza hitap edecek bir branş diyorum. Yani çünkü doğru yani toplumun yarısında dolgu var ama yarısında implant yok veya yarısında total protez yok. O yüzden bizim branş neredeyse toplumun yarısına hizmet ediyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Ben ağız diş çene cerrahisi öğretim üyesiyim. Ve işimi çok seviyorum. Öğrenciliğimde daha buna karar vermiştim. Ve ben ikinci sınıfta cerrahi kliniğinden çıkmamaya başlayarak cerrahide doktoraya başladım. İşte öğretim üyesi oldum. Ama sana şöyle bir destek vereyim. Ben herkesin işini severek yaptığı takdirde çok iyi olacağını ve hepimizin birbirimizin işini ve görevini yapamayacağımızı, bunun bir mozaik gibi olduğu Kesinlikle fikrindeyim. öyle. Hani benimki önemli, seninki daha az önemli. Öyle bir şey yok. Yok, yok, Ama hayır. şunu söyleyeyim öğrencimizse, bu arkadaşımıza, eski çağlardan beri çürük hep var. Yani Mısırlardan da var, milattan önceki yüzyıllar ve binlerce yıl öncesinden diş hekimliğinin tarihine baktığınızda çürük hep en önemli konulardan bir tanesi olmuştur. Ve ağızda iki hastalık vardır aslında. Çürük ve periodontal hastalıklar. Öbürleri, onları tabii ki 20 yaştır falan saymıyorum, yani onlar değil. Genellikle en sık görülenler, senin de ifade ettiğin gibi. Diğer şeyler, onları restore eden, tamir eden, yerine koyan ana bilim dallarıdır.
Çürük hep var ve olacak yani, bu Evet. bitmeyecek. Yapay zeka ile de olacak. Evet. İnsanlar var oldukça olacak diyebiliriz. Evet hocam. Ama tabii ki zamana göre değişiyor. Şu anda implant çok popüler. Değerli meslektaşlarım, belki unutabilirim diye biz önümüzdeki hafta implant anlatacağız. Komplikasyonları olacak. Hani şey gibi düşünüyorum. Hani bir hafta tedavi, bir hafta cerrahi, böyle biraz aralıklı aralıklı olsun istiyorum. O yüzden önümüzdeki hafta implant anlatacağız size. Şimdi bir meslektaşımızdan yine sorumuz var. Yüksek çürük riski olan hastalar için krom tavsiye eder misiniz diyor. Ben müdahale edeyim mi, etmem demek lazım. Ben hiç etmem, bilmiyorum seni. Ya pire için yorgan yakmaya gerek var mı diyeyim hocam? Yani gerek yok. Yine de tedavi etmek lazım. Şunu için soruyor zannediyorum. Yani öyle hastalar var ki oklüzal dolgu yapıyorsun, mezyalinden çürüyor, bakıyorsun koleden çürüyor, onun yanındaki çürüyor. Mesela çok sık çürükle gelen hastalar var. Belki şimdi ben bu sunumdan sonra onu şöyle de bir değerlendirebilirim. Acaba biz bu kadar çok küçük çürükleri sadece klinikle, hoca diyor ya en az iki muayene metodu olmalı, gözden kaçırıyor ve 3 ay sonra bize hasta çürükle geldiğinde öbürlerini atladığımız için de mi böyle oluyor diyebilirim. Oktay Hoca da aynı fikirdedir herhalde. Evet hocam. Evet. Yani yine de restore edelim. Yani dolgu yapalım biz, diyorum ben, değil mi? Şimdi galiba meslektaşımız şunu dile getirmek istedi. Çürük riski güzel, iyi, hoş ama biz hastaya bir restorasyon yapacağız. Tamam. Acaba o hasta o restorasyonu hak ediyor mu manasında? Sonra yapmış olduğumuz restorasyon hastanın ağzına ne kadar devam edecek? Onun yerine dişi komple örtüleyip kron yaparak çürümesine engel olabilir miyiz diye bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Yani ben 22 yıllık hekimim. Kron yaptığımız zaman altındaki dişin çürümediği vakalar çok karşıma çıkmıyor. Yani kron yapmak da diş çürümeyecek anlamına gelmiyor ki. Bu sefer altındaki diş de çürüyebiliyor, kanala da gidebiliyor. Yani karşımıza çıkıyor. Yani kron yapmak sadece Son bir değil, çözüm son değil. değil. Son Çözüm. değil. Yani o madde kaybı eğer çok fazlaysa dişte son çare olarak kron restorasyonu tercih ederim. Ama ondan öncesinde ben çok inneyi onneyi yapan bir hekimim. Çok severim inneyi onneyi yapmayı. Eğer dişim her tarafında bir problem varsa inneyi yaparım, onneyi yaparım. Direkt kron restorasyonunu düşünmem şahsen. Aslında bu soru çok iyi bir soru oldu bence. Meslektaşımızın bu önerisi. Belki bir akşamda şeyi tartışabiliriz. Vakalar üzerinden hangi diş dolgu olmalı? Restorasyon yapı. Hepsi restorasyon. Kron köprü de bir restorasyon, dolgu da bir restorasyon. Aslında bu anlamda sizin alan biraz genişlettiğiniz gibi oldu falan. Ama neyse, ben de ona çok girmeyeyim. Şöyle, hani hangi diş kron olmalı, hangisi dolgu olmalı gibi de böyle uç vakalarla ama bir oturum yapabiliriz. Mesela bunu ikili de yapabiliriz. Bir restoratif, bir protezci, bir hocamız, bir endodontist de olabilir. İyi fikir olabilir bu. Ben Evet, bir not olabilir. alacağım şimdi. Hakikaten iyi olacak gibi. Olur. Enflamasyonda kortizol ve çürük arasında bir ilişki var mı diyor hocam. Hocam soruyu ben de göremedim şu anda. Bir daha alabilir Sonlara doğru teşekkür miyim? ediyorlar. Enflamasyon. Ben okumuyorum onları. Çok fazla sayıda teşekkür alıyoruz. Sunumunuzu çok beğenmişler. Bu anlamda iyi, güzel, şık cümleler var bize gelen Sağ olsunlar. mesajlarda. Enflamasyonda kortizol ve çürük arasında bir ilişki var mı diyor. Şimdi Şimdi çürükte kortizol de var ya hocam. Bizim öyle de evet. bir çalışmamız var Deliken Planus'ta. Kortizole bakmıştık hem kanda hem tükürükte. Yani sanki bu biraz, ben açayım istersen, benim aklımdaki seninkiyle uymayabilir. Çünkü ben restoratifçi tedavici değilim. Stresle veya kortizol hormonuyla çürük arasında bir ilişki, böyle bir makale var mı? Bence bir Okumadım. bakmak gerekir, ben bilmiyorum. Okumadım. Hiç öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Bir bakılması gerekir diyorum. Hocam sen ne dersen. Şimdi ben de okumadım ama şöyle bahsedeyim sizlere.
Bu az önce de bahsettim, kromojenik bakteriler diye işte siyah siyah lekemeler özellikle çocuk dişlerinde çok sık karşılaşıyor. Onunla ilgili bayağı bir kafayı yormuştum, neden oluşuyor bunlar diye. Özel bir kromojenik bakteri oluşuyor ve kromojenik bakterinin şöyle bir olayı var. Ağız içerisinde çürük yapan mikroorganizmaların tüketmiş olduğu besinleri tüketip artık olaraktan demir sülfat bileşikleri oluşturduk dişin üzerine çöktükleri için siyah lekelenme yapılıyor. Tamam, çok güzel, uzun bir cümle oldu ama kısaca şöyle bahsedeyim. Bir tarafta kromojenik bakteri var, bir tarafta çürük yapan mikroorganizma var. Her ikisi de aynı yemeği yiyor. Kromojenik bakteri daha önce yiyor. Çürük yapan mikroorganizma yiyecek herhangi bir besin bulamadığı için bu hastalarda çürük riski birazcık daha düşük. Neden? Çünkü çürük yapan mikroorganizma yiyecek bulamıyor. Kabaca söyleyeyim. Şimdi bu şekilde eğer ki kortizol seviyeleri işte acaba öyle bir durum var mı? Onlar ne tür bir besin yiyorlar? Veyahut da bazı mikroorganizmalar bazılarıyla hem sinerjik bazıları ise ne yazık ki ters etki oluşturabiliyor. Yani iki mikroorganizma birbirini sevmeyebiliyor tam anlamıyla. Öyle bir durum var mı yok mu? Hiç okumadım. O yüzden ne yazık ki bu sorunuza tam %100 cevap veremiyorum. Ama bence aralarında bir ilişki yoktur diyorum. Yani belki çürüğü azaltabilir sadece. Kortizol seviyesinin artması stresin arttığını gösteriyor. Şimdi mukozla hastalıklarında oradaki kortizol hastalığı yapmıyor da seviyeni yükseldiği için vücuttaki immün sistemle mukozada işte iliken planus gibi bazı hastalıklarda yüksek bulunmuş. Ama hani çürükle ilişkisini ben de bilmiyorum. Oradaki Hocam. bizim ölçmemizin amacı kortizolün direkt bir hastalık oluşturduğu değil de stresi anlamak. Stresle de ne olabilir? Ben şöyle aklıma geliyor. Bu fikir yürütmeler her zaman doğru olmuyor. İşte bruksizma olan bir hasta olabilir. Diş Çünkü gıcırdatma, miktarı stres ne değişir hocam. yapıyorsa odur. Ağız kuruluğu varsa o çürüyü arttırabilir Tabii gibi ki. şeyler. Ama İşte bakmak lazım hocam. tükürük akış miktarını nasıl etkilediği de önemli. Şimdi azaltırsa, tabii ki yıkama olayı azalırsa daha Azalıyorsa mikro... artacak ki çünkü Tabii ki zaten. muhakkak artacaktır. Muhakkak artacaktır. Yapay zekanın gelişmesi mesleğimizin yararda olacağı kesin diyor bir meslektaşımız. Fakat bu yarar mesleğimizde hekim ihtiyacı azalmasını getirir mi diyor. Yani ben biraz düzeltiyorum daha şey hani soruları biraz oynatıyorum daha açmak istiyorum belki o yüzden meslektaşlarım. Yani hocam sen ne düşünüyorsun? Ben de bir iki cümle söyleyeyim. Hocam şimdi tabii Olursa. ki bu yapay zeka tabii ki teşhis maksadıyla önemli. Ama bir hekim genel anlamda bir hastayı değerlendirirken belki 10 dakika teşhisini yapar. 50 dakikalık bir randevusunu geri kalan kısmında tedavisine ayırır. Yani yapay zeka sadece hastanın bir ön işlemini kısaltacağını düşünüyorum. Yani sonuçta bizim meslek gene el emeği göz nuru pozisyonda ekstra bir durum yok. Sonuçta gene işlemi yapacak hekim olacağı için pek öyle hekim ihtiyacının azalmasına yönelik bir işlem olacağını zannetmiyorum ben. Ben de Kolaylaştıracak. malpraksisi seninkine benzer bir şey söyleyeceğim. Hekim ve teşhislerle ilgili problemleri ortadan kaldıracaktır. Kesinlikle. En azından belli bir süre bizler yine bu tedaviyi gerçekleştireceğiz. Ama hani 50 yıl sonrasını falan bilemiyorum. Tıpta robotik cerrahi şu bu. Ama yine de onları şöyle düşünüyorum. Çok hızlı ilerliyor eskisine göre. Kullanacak olan insan kullanacak o cihazları da, robotları da, makinaları da, programlayanlar, onları yorumlayanlar bizler olacakmışız gibi düşünüyorum. Ama bazen de bizim umduğumuzun yahut da beklediğimizin tam tersi de olabiliyor. Bu açıdan her donanımı elde etmek bence faydalı. Evet, kesinlikle hocam. Evet, çocuk... Gene dediğiniz gibi sonuçta bu programı kullanacak bir insana ihtiyaç olacak bu sefer de. Belki diş Yani. hekimi değil, hekimin yardımcısına ihtiyaç olacak.
Yani bu çalışmaları yine biz yapıyoruz. Teşhisleri yine biz kullanacağız. Daha da ilerledikçe tedavileri de yapacak olan robotik artık onlara doğru gidiyorsa onları da bizler programlayacağız, bizler yapacağız ve araştırmalarını yine bizler yapacağız. Yani biz siz değerli meslektaşlarımız olacak. Kontrol bizde olmalı. 100 yıl sonrasını ben öngöremiyorum. O zaman ben hayatta olmayacağım zaten diyebilirim. Espri yapayım. Çocuklarda çürük ilerlemesini durdurmak için gümüş diamin florürün kullanımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Klasik anlamda bir diş macunu. İşte son bir eskiden de vardı Türkiye'de ama kayboldular. Şimdi tekrar girdiler. Güzel bir macun. Ama ben bütün macunlar için aynı şeyi söylüyorum ve kendim de aynı şeyi tatbik ediyorum. Ben bir tüp macun bittikten sonrasında aynı macunu kullanmıyorum. Değiştiriyorum macunu. Evet, çünkü ben de. sadece bir macuna bağlı kalmak çok o kadar bir anlam teşkil etmiyor. Çünkü klasik anlamda zaten macunların içerisinde belli başlı 2-3 tane materyal var işlem yapan. İşte sizin de hepiniz duymuşsunuzdur. Triklosan var mesela. Veyahut da bikarbonat veyahut da baking soda adıyla geçer. O var. Biri tüklük akış miktarının artmasına sebebiyet verir. Bir tanesi de çürük ağız içerisindeki mikroorganizma sayısının azalmasına etken verir. Gümüş diamin florürün avantajı dişe daha iyi bağlanmasıdır. Florürün daha iyi bağlanmasına olanak sağlar. Amin florür de vardır aynı şekilde. O da daha kolay sağlar. İşte kalay florür var. Kalay florür de daha rahat bağlanır. Ama burada şöyle bir problemimiz var sadece. Gümüş bildiğiniz gibi bir ağır metal kategorisinde. Eğer uzun süreli pozisyonda ağır metalin vücuda girmesini istiyorsanız sürekli kullanmaya devam edebilirsiniz ama çok o kadar ağır metal de yüklemesinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bir tüp kullanın, sonrasında başka bir tüpe geçip başka bir diş macunu markasına belki çeşidine geçip onunla fırçalamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa gümüş atılıyor vücuttan. Evet, atılıyor. Ama gene de ağır metal, o yüzden çok fazla üzerine yüklenmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi beyazlatıcı macunları da bizim çok kullanmak istiyor toplum ve hastalardan da. Onlara da sizin söylediğinizi aynen hocam ben de söylüyorum. Yani bir tip onu kullanın, bir tip A markası, sonra B markası. Çünkü hepsinde dediğin gibi farklı yüzdelerle hep aynısını kullanmayın diyoruz. Bu bir genel bir bilgi aslında. Şimdi dental dolgu maddeleri için en çok tavsiye edilen partikül boyutu nedir? Nano dolgulu veya mikro dolgulu, bütün açılardan sormuş meslektaşım. Şimdi bu şeye benzer. Yani bir yerden bir yere gideceksiniz, neyle gidersiniz? Şimdi ben Amerika'ya gidecek olsam uçakla giderim. Tutup da arabayla gitmem. Veyahut da buradan Avustralya'ya gidecek olsam gene uçakla giderim. Ama buradan şu anda benim evim Ataşehir'de. Ataşehir'den fakülteye giderken de Beyazıt'a giderken de uçak değil, araba kullanmayı tercih ederim. Yani bu neye göre ihtiyacınız varsa ona göre malzeme seçimi, neye ihtiyacınız varsa ona göre. Şimdi posterior bölgede bir restorasyon yapacaksanız çiğneme kuvvetlerinin daha kuvvetli basacağı bir sağlam bir dolgu istersiniz. O yüzden hatta mikro değil makro boyutlu bir kompozit tercih edersiniz. Çünkü o bölgede yemek yiyeceksiniz. Daha kuvvetli yemek için, daha sağlam basmak için daha yüksek doldurucu bir restorasyon kompozite ihtiyacınız var. Ama bir ön dişinizde bir estetik bir restorasyon yapacaksınız. Bu sefer de partikül boyutu büyük değil, daha güzel cilalanabilecek ve daha güzel göze hitap edebilecek bir nano partikülü bir dolgu malzemesi tercih etmeniz lazım. Yani bu hangi dişe hangi restorasyonu yapacağınıza göre bile değişir. Şimdi santralde bir köşe kırığı var. Şimdi o köşe kırığı çok o kadar dayanıklı olması lazım. İşte o dayanıklılığı sağlamak için nano mu mikro mu? Mikro tercih ederim. Neden? Köşe kırığı var. Ama estetik ön planda işte kompozit lamine yapacağım mesela. O zaman nano doldurucu. Dediğim gibi hangi dişe ne ihtiyaç varsa ona göre tercih yapmak lazım hocam. Yani biraz genel bir soru oldu ama yok, genel... çok bence iyi açıkladınız. Yani ben anladım kendi adıma. Bende o bilgi yok çünkü. Dediğim gibi epeydir restorasyon yapmıyorum.
Teşekkür ediyorum. Şeye de soruyorlar hocam. Şimdi özellikle dönem arkadaşlarım arıyor. En güzel dolgu malzemesi hangisi? Hangisini alalım, hangisini kullanalım? Hepsine söylediğim tek şey var. Hangi markayı kullanıyorsun diyorum. İşte A markası en güzeli o diyorum. Yani fark etmez şey oldu. Hangisini kullanıyorsa onu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ellere alışıyor. Sürekli olarak aynı markayı kullana kullana artık o markanın nerede nasıl şekillendireceklerini daha iyi biliyorlar, kıvamını biliyorlar. O yüzden diyorum ki senin kullandığın en iyi marka diyorum. Onlara teşekkür ediyorlar. Onun gibi bir soru olmuş bu Evet. nano boyutumuzda. Teşekkürler tüm meslektaşlarımıza. Hakikaten iyi sorular, güzel sorular. Çok faydalı hocam. Biz de tartışıyoruz kendi aramızda burada gördüğünüz gibi. Oktay hocam az önce söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Son sözlerini alalım hocam. Ben kapatayım. Bugün epey bir şey yaptık, konuştuk. Hocam ben teşekkür ederim bu fırsatı bana sunduğunuz için. Tüm dinleyen sevgili meslektaşlarımıza veya meslektaş adaylarımıza da Adaylarımıza. dinledikleri için kulaklarına sağlık diyeyim. İnşallah pandemi biter de yüz yüze güzel kongreler yapar, kongrelerde de karşılaşır. Birbirimize daha böyle detaylı sorular sorabiliriz. Hepinize iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kongre deyince iyi hatırlattın hocam. Ben de önümüzdeki günlerde buradan da bir duyurmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin büyük bir kongresini gerçekleştirmek istiyorum. 4 yıldır hep yapmak istiyordum ama hep engeller çıktı. Dolar, euro kuru çok oynadı. Bir yıl yapıyordum. Ondan sonra bir başka problem çıktı 2016'da, 17'de. Ondan sonra deprem oldu. Hep böyle bir kaldı. O kongre davetimizi de sizlere biz ileteceğiz ki program oluşmadı henüz. Belki yakın zamanda onu halledeceğiz. Bu arada değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler sağlıkla kalın. Ama bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen çok dikkat edelim kendimize, önlemlerimizi alalım. Öğretim üyelerimizden, meslektaşlarımızdan her ailede bir COVID'li var. Ve karantina şartlarına çok uymuyoruz. Benim gördüğüm, izlediğim tanıdıklardan şüphe olduğu zaman kendimizi hemen karantinaya alalım. Yani para kazanılır ama sağlık kazanılması çok zor oluyor. Lütfen hakikaten kendimize, ailelerimize dikkat edelim. Sağlıkla kalın diyerek sözlerimi bitiriyorum. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.